Saatlerimiz tam 16 onu gösteriyor. Yine bir cumartesi günü Ali Tezer'le Sade Vatandaş'ta karşınızdayız sevgili seyirciler. Yaklaşık 2 saat birlikte olacağız. Ali hocamız her zaman olduğu gibi burada. Program onun, zaten soruları ona yöneltiyorsunuz ve mükemmel yanıtlar alıyorsunuz. Zaman zaman hayatınızı kurtarıyorsunuz. Aynı zamanda avukat Özlem Vardar bugün konuğumuz. Yanımızda Bağkur sigortalısı olma koşullarını konuşacağız. Bu konu üzerine sorularınızı almaya gayret edeceğiz. Özlem Vardar da, sevgili Özlem Vardar da yine bu konu üzerine değerlendirmelerini bizimle paylaşacak, bilgilerini bizimle paylaşacak. Her zaman olduğu gibi bize Sade Vatandaş TV Twitter adresinden ulaşabilirsiniz. Yanı sıra 0212 912 2040 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Bu numarayı arayın. 0212 912 2040'ı arıyorsunuz. İsim, numara bırakıyorsunuz. Biz size dönüyoruz. Ali Bey sorularınızı yanıtlıyor. Twitter'dan lütfen telefon numaralarınızı bırakmayın, olur mu? Buradan rejiye o numaraları iletme şansım yok çünkü benim. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Eren. Hemen Bağkurlu olma koşullarından, Bağkur sigortalısı olma koşullarından başlayalım. Buyur o zaman. Bana mı yönlendiriyorsunuz? Evet. Bağkur sigortalısı olma koşulları yasada düzenlenmiştir. Yasal düzenlemeleri vardır. Bunun birkaç dönüm noktaları vardır Bağkur sigortalının. Biz milatlar diyoruz. Tabii Bağkur sigortalı olmasında ilk esas vergi kayıtları. Ama bu dönem dönemde değişiyor. Meslek odası kayıtları, esnaf sanatkarlar sicili kayıtları da dikkate alınıyor Bağkur sigortalığında. Önemli olan kişinin hangi dönemde hangi kaydı olduğunun tespiti. Önümüze gelen davada ilk bakacağımız husus bu. SSK sigortalılığı var mı? Bağkur'la aynı döneme denk geliyor mu? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bağkur sigortalılık şartlarına ilişkin düzenlemeler biraz değişkenlik gösteriyor. O yüzden ilk önce olayda dönemlere göre ayırırsak ve buna göre şartları belirlersek kişinin gerçekten hak edip hak etmediğini görebiliriz. Bir de sorumluluk hem kişiye hem de tabi olunan kuruma göre değişiyor. Yani bildirim yükümlülükleri mevcut. Kişinin kendi bildirim durumu da var. Bağkur sigortalılığı olduğu için. Kendi nam ve hesabına çalışmadan dolayı. Tabi olunan kurumun da bildirim yükümlülükleri var. Bunlar da yine yasalarda düzenleniyor. Maalesef kurumun eksik işlem düzenlemesi nedeniyle kurum bildirim yapmıyor. Genelde karşılaşılan sıkıntılar bunlarla ilgili oluyor. Davalarımız bu konuda yani çıkıyor. Yani basitçe açıkla, yani benim vergi kaydım var, şirket ortaklığım var, esnaf odası kaydım var ama ben zamanında Bağkur'a bildirmemişim. Şimdi bildirmek istiyorum. Çok. O, evet, gereğe yönelik Bağkur tescili kazanmak sıkıntılı. Dönemsel haklar tanınmış kişilere bununla ilgili. Yasal boşluklardan yararlanma durumları var. 619 sayılı KYK biliyorsunuz. Evet. Siz de 2000 vatandaşın yılında. Vatandaşın lehine mi yasal boşluklardan faydalanılıyor? Yasa çok kapatmış da arada birkaç boşluk var. Birazdan o konuya döneriz. Mesela Ağustos 2000 ile Şubat 2004 arasında Bağkur numarası almış, yasa tescil diyor mu? Bağkur numarası almış olanlar 4 Ekim 2000 gününden önceki vergi kaydı veya şirket ortaklığı sürelerini şimdi mahkemeyle Bağkur yapabilirler. Bunu özellikle girdim, şundan girdim. Esnaf odası, daha doğrusu esnafların birliği dediğimiz Ankara'daki merkezi ve tüm Türkiye'deki esnaf odalarının bağlı olduğu birlik bundan bir ay önce tüm üyelerine bir duyuru yayınladı. Bir mahkeme kararını gönderdi. Sizler de geçmişe yönelik Bağkurlu yapılmayan vergi kaydı veya şirket ortaklığı dönemlerini isterseniz ekte sunduğumuz dava dilekçesi örneğiyle ve ekte sunduğumuz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'yla dava edip kazanabilirsiniz dedi. Dün mesela ben İzmir'deydim. Menemen Ticaret Odası'nda seminerim vardı. Oradaki vatandaşlar birisi o örneği alarak dava etmiş. Ama orada onun davaya kazanma şansı yok. Çünkü şundan yok. 2006 yılında ilk defa Bağkur numarası almış ama 1982 yılından beri vergi kaydı var. Şimdi o da 1982 ile birazdan Özlem anlatır, ilk milat tarihi olan 4 Ekim 2000 arasında, yani yaklaşık 18 yıllık dönemi Bağkurlu hale getirmek için dava açmış. Bu davayı kazanabilir miyim diye sordu bana. Ama böyle bir dava kazanılmış değil. Demin de ifade ettiğim gibi 2000 yılıyla
Şubat 2004 arasında ilk defa Bağkur numarası almış olup da 4 Ekim 2000 gününden önce esnaf odasına, vergi kaydına, ticaret siciline veya şirket ortaklığına veya anonim şirketi kurucu ortaklığı olanların mahkemeye vererek geriye doğru Bağkur'u yaptırma şansları var. Bağkur öyle bir ilginç kurum ki girmek isteyeni almaz, çıkmak isteyeni çıkarmaz. Öyle bir durumdur. Hani bir enteresan. Hırsız var, hırsız yakalamış birisi, hırsız bırak oğlum demiş, o beni bırakmıyor demiş. Onun gibi yani içeri girmesini istemez, dışarı çıkanı da istemez. Yani ne istiyorsan tam tersini yapan bir kurumdur. Anladım. Yani tarih boyunca da böyle olmuştur. Ayrıntılandıralım biraz sonra. Bir telefonumuz var, onu alalım isterseniz öncelikle. Sayın Ahmet Şen Trabzon'dan arıyor bizi, serbest meslek yapan bir izleyicimiz. Buyurun Ahmet Bey, hemen sorunuzu alalım. Hayırlı günler, hayırlı programlar. Siz de efendim, buyurun Ahmet Bey. Öncelikle hayırlı günler diliyorum size. Ali Bey, 01.01.1984'te isteğe bağkurlu oldum. Evet. 7 ay ödedim, ondan sonra daha ödemedim. Yani efendim 7 ay. 7 ay mı dediniz? 7 ay ödedim. Evet. Daha hiç ödemedim. Tamam. Yani 01.01.1984'te isteğe bağkurlu oldum. 7 ay ödedim, daha ödemedim. Tamam. 2006'da Bağkur kurumuna gittiğim vakit, müdür bey bana söyledi, Trabzon'da kuruma gittiğim vakit, sen isteğe bağkurlu 22 yıllığınızı sildi attı dedi. Yani isteğe bağkurlu olduğun için ödeme yapmadın dedi, sildi seni. Evet. O öyle. 1988-1989 yılında 13-14 ay falan bir gibi üstüme mobilya atölyesi vardı. Ama girişim olmadı Bağkur'a. Yani prim ödemedik. Prim ödemedik. Onun haricinde 1995-97 yıllarında şirketim vardı. Üstüme şirketin yönetim kurulu başkanıydım. %1 hissesine. Limited şirket mi, anonim şirket mi? Limited şirket. Tamam, limited şirkette yönetim kulesi olmaz, müdür olur. Siz müdürdünüz orada. Evet, %1.51 yetki bana aitti. Tamam. Ve en sonunda o üçünü geçtikten sonra 18.05.2011 daha yeni. 2011'de şu anda sigortalıyım. SSK'lı oldun yani. 18 Mayıs 2011 günü SSK'lı oldun. 18.05.2011'den beri sigortalıyım. Tamam. Bu kadar. Yani şimdi bana söylenen, Ali Bey özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi bana söylenen, kurumdan söylenen diyorlar ki 3,5 yıl bir fiil ödeyeceksin. Evet. Ondan sonra ödemeyi bırakıyorsun. 3,5 yıl daha bekliyorsun. 7 sene sonra emekli oluyormuşum. Bir şey soracağım. Ahmet Bey, bir şey soracağım. Şimdi bu 84 yılında ödediğin 7 aylık isteğe bağlı Bağkur'dan başla. Bağkur'a ödediğin tarihler, bu saydığın 88, 89, 95, 97'de Bağkurlu musun? Hayır, girişim olmadı. Yani gidip prim yatırmadım. Tamam, işte o yüzden söyleyeyim ama ilk defa 18 Mayıs 2011'de olduğun için sen şu anda 5 yıllık kadar, 4 yıllık kadar Bağkurlusun, SSK'lısın. Arada bir 7 ay var. Bize emeklilik için çok prim lazım, çok eksik oluyor. Şimdi Ali Bey, zaten şu anda Bağkur olan borcum benim, 10,5 milyar borç çıkarıyorlar bana. Tamam da Bağkurlu borç çıkardıkları dönemler, bana demin ifade ettiğin 88-89 yılıyla 95-97 evet, arasındaki şirket ortaklığını vergi kaydı olan süreler Bağkurlu mu sayıldı? İşte şöyle demek istiyorum. Bağkur'a iş yeri olduğu için resmen Bağkurlu sayılıyor. Tamam, ama güzel. İşte Bağkur tamam. Prim yatırmadı. Muhasebecim yatırmadı. Tamam, ama Bağkur'a borcum var şu anda. Tamam, Bağkur'a borcum var. Tamam, o borçları ödeyeceksin. Bunun için yapılandırma yaptın mı? Yapılandırma yaptım. Geçenki torba yasasından. Evet. Yapılandırma yaptım ama ödemedim. Şu andaki yine torba yasayı gidip sildireyim mi diyorum, yoksa ödeyeyim mi? Yok, sana lazım o günler. O günler sana lazım. O günler olmazsa emekli olamazsın Ahmet Bey. Sakın sildirme. Sildirmiyorum. Ya sildirme. Onlar sana lazım. Bu arada doğum tarihin ne Ahmet Bey? 16.04.1964. Şimdi bu verdiğin bilgilerle normal şartlarda bu 18 Mayıs 2011'den sonraki SSK'da 3 yıl 6 ayı doldurmak kaydıyla 18-11-2014 yapıyor. Çoktan doldurmuşsun aslında bunu, süreyi. Evet. Doldurdun değil mi? Arada bu iş boşluk yok. Bu 2011 şeyinde. Evet, 2011'den beri SSK'da hiç boşluk olmadan buraya kadar geldi değil mi? Evet. Tamam. Eğer bu sürelerle 3600 günü doldurmuş gibi oluyorsun. 3600 günü doldurursan 60 yaşını bekliyorsun 2024 yılını. Yani epey daha var, 9 yıl var. Ama geçmişteki başka vergi kaydı veya şirket ortaklığı olan dönemler veya esnaf odasına kayıtlı dönemler bulursan 1.1.84 sosyal güvenlik başlangıcıyla 5.225 günü doldurduğun gün herhangi bir yaşa bağlı olmadan emekli olursun. Ali Bey, şimdi şöyle bir şey var.
Benim şimdi vergi dairesine kayıtlarım var. Ödediğim vergiler var. Evet. Daha hatta en sonunu bile geçen bir işimden dolayı gittim. 307 YTL'de vergi borcu ödedim oraya. Yani çıkardılar bana yıllar önce kapattığımız bu şirketi kapattık 98'de. Şimdi demek istediğim benim şimdi esnaf odasına kaydım var, mobilyacılar odasına kaydım var. Şirketten sanayi ve ticaret odasına kaydım var. Bunlardan ne çıkarabilirim ki yani? Bu mahkeme kanalın. Şimdi Ahmet Bey bir şey eksik kaldı. Senin elinde Bağkur hizmet dökümü var mı şu anda elinde? Var. Peki oradaki Bağkur tescil tarihi ne yazıyor? Bağkur şu anda tescil tarihinde 7 ay diyor. Hayır. Gün bak 7 tarih. Ay. Tarih olarak söyleyeyim bana. Hangi tarih yazıyor? 1984. 4 Ekim 2000 günü mü yazıyor? Hayır. Bağkur'da sadece benim böyle elimdeki dokümanda verdikleri 1984'e 7 ay yazıyor. Başka hiçbir şeyde yazmıyor. Ha, şimdi oldu işte bak oldu. Senin bu 88, 89, 95, 97 olan dönemlerin Bağkurlu olmamış. Bağkurlu'ya tescil ettirmemişsin. Senin şu anda o 84'teki isteğe bağlı Bağkur tesciliyle iş mahkemesinde dava açıp 1 Ekim 2008 veya 4 Ekim 2000 günden önceki vergi kaydı veya şirket ortaklığı dönemleri için dava etmen gerekiyor. İş mahkemesinde. Doğrudur. O zaman öyle mi yapacağız, bu 7 yılı mı bekleyeceğiz? Yani ben karar sana ait. İstersen dava edersen o süreleri kazanacaksın ama anlattığın kadarıyla söylüyorum yaklaşık 65-70 bin lira borç çıkacak oradan sana. 65-70 bin lira ödediğinde SSK'dan emekli olma hakkını elde etmişsin. Ama ben bunu istemiyorum. Bağkur'u dava etmeyeceğim. Bu süreleri istemiyorum. 65-70 bin lira para da ödemek istemiyorum. Ben tamam. 3600 günü doldurup 60 yaşını 16 Nisan 2024 günü yani 9 yıl sonra emekli olacağım tercihini de sen değerlendireceksin. Yani Ali Bey bu uzmanlık alanınıza giriyor da böyle mi yapmam lazım size soruyorum. Ama şimdi burada benim ben. Senin kişisel servetini bilmiyorum. Sen şimdi bugün dava etsen, Bağkur davayı kazansan 65-70 bin lira parayı nakden çıkarıp verebilir misin? Hayır. Veremezsen o yola girmemize gerek yok. Öyleyse sen 2024 yılı bekleyeceksin. 2024 9 yılı bekleyeceğim. Evet. Başka yapılacak bir şey yok diyorsun. Var ama ekonomik durum uygun değil. Ama şöyle de bir şey var. Ben zaten 9 yıl içinde prim ödemeyeceğim mi ben oraya? Ödemeyeceksin. 9 yıl ödemeyeceksin. Demin dedi de 5 yıl daha ödeyeceksin sonra bekleyeceksin. 5 yılda ödüyorum ondan sonra ödemeyi bırakıyorum. Tamam 3600 günü doldurunca ödemeyi bırakıyorsun. 60 yaşına bekliyorsun. O zaman daha uyumlu bu oldu. O zaman teşekkür ettim. Ben de Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Tipik bir konu aslında bu. Bundan tipik konu. Özlem demin anlatmıştı tamilatları. İzleyicimiz 2006 yılına kadar hiç vergi kayıtlarını, şirket ortaklığını, esnaf odasını Bağkur'a bildirmemiş. Hı hı. Çünkü şöyle oluyor bizim vatandaşlarımızda gençlik dönemlerinde özellikle. Zaten ekonomileri iyi oluyor. Para da kazanıyorlar. Ne işim var Bağkur'da? Bağkur hastanesine gideceğim. Emekli maaşı nedir ki? Demeye başlıyorlar ama unuttukları bir nokta var. Geçen programda söylemiştik. Bir gün her ölümlü canlı ölümü tadacaktır. Evet. Bir gün her çalışan da emekli olacaktır. Evet. Onu bilelim. Hı. Sonrasında yaşlılıkta emekliliği aramaya başlıyorlar zaman. Geriye doğru nasıl emekli olacaklarını yönünde çabalar sarf ediyorlar ama bu iş gençken, dinçken, güçlüyken oluyor. Maalesef yani, hareket etmek için erken başlamak evet, lazım. Evet. Nazar Ali Bey şöyle bir durum da var. Burada tamam kişi bildirimini yapmamış. Az önce belirttiğim gibi kurumlar da bildirim yapmıyor. Evet. Ki kurumların işine geliyor zaten. Kurumların aslında yani resmi bir görevi, yasa gereği bir görevi vatandaş yapmazsa tescil olduğu kurumun yapması gerekiyor. Hı hı. Onu göz ardı ediyorlar. Mahkemeler de pek dikkate almıyor. Bilir kişiler de öyle. Anlatıyor. Kuruma gidilip sorulduğunda bile yanlış yanıt veriyor kurumlar. Evet. Yani çok enteresan evet. Değil mi orası? Evet. Evet. Ki aslında onlara da dava açılması gerekiyor herhalde yani, aslında. İşte Türkiye'de devlet memurlarına karşı dava açmak yasak. Kuruma karşı açabilirsin. Yani hı. O hatayı yapan memura dava açma hakkın yok. O zaman Gülsün Başkaya'nın sorusunu sorup sonra telefonumuza dönelim. Merhaba babamın 1.7.1990-4.1996 arasında Bağkur'un maliye kaydı olmadığından sildiler. Bir aydır emekli silinen primleri alabilir miyiz diyor Gülsün Başkaya. Öyle demeyelim de yine Özlem detaylarını versin burada bize. Bu zaman 94-96 arasında zamanında Bağkur primleri almış. Hı hı. Sonra tam emeklilik zamanı geldiğinde git vergi dairesine kayıtları getir demiş.
bunun prim ödediği 94-96 yılları arasında vergi kaydı çıkmamış. Şimdi bu süresiyle parayı geri verecekler ama 94-96 yılların primleri bugün geri verilse bir ciklet alabilir. Belki ciklete de yetmez. Yani 94'ten bahsediyoruz. Evet. Yani 20-25 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu 20-25 yıl önceki dönemdeki enflasyonu düşündüğümüzde o yıl o zaman da 1000 lira ödediyse şimdi o para 1 kuruş. Tabii bir de faiz verme gibi bir şeyi de yok. Uygulaması da pek yok sosyal güvenlik yani, kurumunu verse bile. Özlem Hanım bu konuya girsin, bu primleri almasın. Dava yoluyla evet davayı medeni kazanmak için. Evet. Bir de bununla ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da var. Kurum yıllar önce primleri tahsil ediyor. Kişi de sigortalı hissi uyandırıyor. Güven duygusu verdikten sonra yıllar sonra aslında sen sigortalı değilsin deyip sigortalılığını iptal etmesi medeni kanunun ikinci maddesine, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına aykırı görülüyor. Böyle Yargıtay iştahatları da mevcut. Buradan davalarda, hareket edebilir tabii, yani. Davalarda kazanılıyor. Evet. Madem Gülsüm Hanım babasının emekliliği gelmiş, evet. Yapacağı şey şu. Bir aydır emekliymiş. Emekli ama dilekçe verdi mi bilmiyorum. Ağızla bilmiyorum. Eğer vermediyse ilk baştan anlatıyorum. Bir, Bağkur'a emeklilik talebinde bulunsun. Bağkur senin 94-96 yıllar arasında vergi kaydın yokmuş. O dönemde ödediğin primleri yok saydım. Al parasını bir kuruş, bir lira olarak derse. 90'da 96 6 yıl boyunca. Derse bu durumda iş mahkemesine başvurup reddedilen tahsis talebinin kabulü ve silinen 90'la 96 yıllar arasında primi ödenmiş sürenin Bağkur sigortası kabul edilmesi yönünde talepli bir dava açsın. Bu dava bulunduğu yere göre 1 yılla, 2 yıl veya 3 yıla sürer ama sonunda dava sonunda birikmiş tüm emekli maaştan alacak. Faiz istemeyi unutmaması gerekiyor. Evet. O en önemlisi. Dikkatten kaçıyor. Bir de o ilgili dönemde vergi kaydı, sırf vergi kaydı aranmıyor Bağkur sigortalılığı içinde. Meslek oda kayıtları, esnaf sanatkar sicil kayıtları falan da yeterli. Avukatının da ki onu bu yönde yönlendirmesi gerekiyor herhalde. Evet, o dönemdeki yasal düzenlemeye göre oda kayıtları da yeterli. İlla vergi kaydı olması gerekmiyor. Buna yönelik açılırsa kazanırım. Tamamdır. Gülsüm Hanım'ın sorusunu da yanıtlamış olduk. Şimdi telefonumuza bakalım. Sekinet Kütükçü, Bolu'dan arayan emekli bir öğretmenimiz. Buyurun hocam, sorunuzu alalım hemen. İyi günler. İyi günler Sekin Hanım. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Ben emekli sandığından emekli maaşı almaktayım. Eşim de emekli sandığından emekliydi. Onun maaşını da alıyorum. Tamam. Öldü kendisi. Babam Bağkurlu emeklisiydi. Onun maaşını alabilir miyim? Siz kendiniz emekli olmasaydınız böyle bir alternatif vardı. Ama siz emekli olduğunuz için SSK'lı babadan veya Bağkurlu babadan kızların aylık alma ihtimali yok. Bağkurlu babadan kızların aylık alması için 3 seçenek var. Birincisi çalışmayacaklar. İkincisi herhangi bir yerden emekli olmayacaklar. Üçüncüsü evli olmayacaklar. Bir de dönem dönem şu vardı. Gelirleri asgari ücretin netinden az olmuş olacak. Siz kendiniz emekli olduğunuz için babanızdan yetim aylığı alma şansına sahip değilsiniz. Ama şu var. Ben Bağkurlu olsaydım. Ters olsaydı emekli, olacaktı. Evet. Emekli sandığı mensubu babam olsaydı onun maaşını alabiliyormuş. Doğrudur. Bunun mantığını anlayamıyorum. Yani şundan söyleyeyim. Emekli sandığı iştirakçileri bu devleti yöneten bürokratlar ve memurlardır. Onlar kendi çocuklarını SSK'lı ve Bağkurlu'ların çocuklarından daha çok sevdikleri, devletteki kuralları da onlar koydukları için kendileri için böyle bir şans çıkarmışlar. Biz buna memur çocukları şanslı diyebiliriz. Evet, siz Bağkurlu bir babanın çocuğu olarak şanslısınız ama siz emekli sandıklı bir öğretmen olarak sizin çocuğunuz şanslı. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler. Güle güle. Acaba emekli sandığında emekli olanlar veya görevleri süresince bağlı olanlardan şanslı oluyor diğerlerinden? Hem onlar hem şanslı. Hem ailece de. Hem onlar şanslı. Çocukları hem onların da. Çocukları şanslı. Mesela Sekine Hanım'ın babası emekli sandığı iştirakçısı olsaydı, Sekine Hanım kendisi Bağkur'dan emekli olsaydı, babasından aylık alma hakkına sahipti. Devlet memurluğunun çocukları iki şey yoksa maaş alırlar. Bir, evli değillerse, iki, memur değillerse. Bu hallerde ölmüş olan emekli sandıklı babası, ölmüş olan emekli sandıklı annesi üzerinden yetim aylığı alma hakkına bir ömür boyu sahipler. O zaman şöyle bir soru soralım. 27 Şubat 2015'te 3. çocuğum oldu diyor Alp İstanbul diye arayan, yazan izleyicimiz. Çocuk yardımı 112 lira aldım. Yeni kanundan faydalanacak mıyım?
Biraz geç doğursalardı 15 Mayıs yani bugün doğum bugün gerçekleşseydi evet olacaktı. Çünkü yasa 15 Mayıs 2015 günü yürürlüğe girdi. 15 Mayıs 2013 günden önce doğum yapanların alacakları para 112 lira. 15 Mayıs'dan sonra doğum yapanların birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki doğumlar için 600 TL doğum yardımı var ama bir defa unutmayalım. Bir defa. Yani bunun için bir doğum yapılır altın, da tabii çok... İki çeyrek altın. Veyahut da 4 çeyrek altın diye. Bu öyle kadar basit. Duruma göre değişiyor. Yusuf Yürekli Isparta'dan arıyor bizi. Çiftçi bir izleyicimiz. Hemen sorunuzu alalım Yusuf Bey. Yusuf Bey. İyi günler. Hayırlı işler birader. Size de efendim buyurun. Ben 10. ayın 5'i 1960 doğumluyum. Evet. Bire bir 1990'da 2002 arası tarım sigorta. Tarım SSK mı tarım Bağkur mu? Tarım sigorta. Tarım SSK yani. Evet. Tamam. 2002-2013 arası tarım Bağkur. Evet. Şu anda ben dondurdum Bağkur'umu. Evet. Yapılandırma yaptım. Şu anda yapılandırmayı ödüyorum. Evet. Tamam. Kaç yaşımda emekli olabilirim ben? Şimdi şöyle bakın. Tarım SSK dediniz. Tarım SSK'da aylar 15 gün... Yıllar 180 gün sayılır. Tarım SSK'yı bırakmasaydınız çoktan emekliydiniz. Evet. Ama siz 2002 yılında Tarım Bağkur'una geçmişsiniz. Evet. Tarım Bağkur'dan emekli olmak için iki tane seçeneğimiz var. Birincisi 15 yıllık emeklilik. İkincisi 25 yıllık emeklilik. Sizin 2002'den 2013'e kadar 11 yıllık Tarım Bağkur'unuz var. Geçmişte de 12 yıllık Tarım SSK görünüyor ama orada yıllar 180 gün, aylar 15 gün sayıldığı için 6 yılınız var. Evet. 2000 sonrasında gelen 11 yılla beraber şu anda 17 yılınız var. Bu evet. Anlamda 25 yıldan az ama 15 yıldan çok olduğu için 58 yaşında 5 Ekim 2018 günü mevcut hal ile Tarım Bağkur'dan emekli olabilirsiniz. Hiç prim ödemezseniz 5 Ekim 2018. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Teşekkür ediyoruz Yusuf Bey'e. Şimdi bu da planlamanın hatası. Aslında Tarım SSK gibi bir yere başlamış zaten. 90'la 2002'yi ödemiş. Hı hı. Normal şartlarda izleyicimiz hiç askerlik borçlaması yapmamış bile olsaydı 2010 yılında bundan 5 sene önce Tarım SSK'dan emekliydi. Kurum değiştirdiği için ve emeklilikte planlama yapmadığı için hem daha çok prim ödedi bir de bekleyecek şimdi. Yani erken hareket etmek de değil herhalde her hareket her adımda bilgi edinmek evet. Önemli olan galiba değil ve mi? Üstelik Tarım SSK'dan alacağı emekli maaşı yani 2010 yılında emekli olsaydı alacağı emekli maaşı şimdi Tarım Bağkur'dan alacağı maaştan daha fazla. Yani daha çok prim ödedi, daha geç emekli olacak ve daha, daha az emekli maaş alacak. 3 tane kötülük var üzerinde şu anda. Ahmet Durmuş İstanbul'dan arayan bankacı bir izleyicimiz. Ahmet Bey buyurun hemen sorunuzu alalım Ali Bey'e. Evren Hanım merhaba, Ali Bey merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim Ahmet Bey, buyurun. Benim iki sorum olacak Ali Bey. Öncelikle doğum tarihimi vereyim. 01.07.1974 doğum tarihim. Evet. Ardından sigorta başlangıç tarihim 01.03.1996. Evet. Ben 1998 ile 2011'in 12. ayı arası 13 yılda özel bir bankada banka sandığına tabi olarak çalıştım. Tamam. Buradaki prim gün sayım da Ali Bey 4830 gün. Tamam. Bankada. Bankanın harici 2012 itibariyle işte 96-2012'den sonraki toplam SSK gün sayımda 1424 gün. Tamam. Yani benim şu anda ödenmiş prim günüm 6254 gün Ali Bey. Tamam. Benim şimdi öğrenmek istediğim birinci konu bu banka sandıklarıyla ilgili bir yasa çıktı. Kapanacaktı, kapanmayacaktı. Kapanmayacak. Kapanmayacak, devredilmeyecek. Onu öğrenmek istiyorum. Eğer devredilmeyecekse ben bir emeklilik tarihimin ne olduğunu ve emeklilik talebimi de bankadan yapabilir miyim? Onu öğreneceğim. Şimdi bunu yapabilirsiniz ama bir soru sormam lazım. 2011 yılının Aralık ayında özel bir sandığı olan bankadan ayrılmışsınız. Sonra ne oldu? Sonradan SSK'lı olarak çalışmaya devam ettim. Peki, bankadan ayrıldıktan sonra SSK'ya ödediğiniz primler 1260 günden az mı çok mu? Ali Bey 1260 günden az. Tamam. Siz bankadan mı emekli olmak istiyorsunuz? SSK'dan mı? Onu planlayalım. Ben bankadan devam etmek istiyorum. Hani tamam. Öyleyse banka sandığından sonra SSK'ya ödenilmiş veya ödenecek primleri 1259 günde tutacaksınız. 1260 güne asla ulaşmayacak. Evet. Bu birinci şeyimiz bu. Ancak başlangıcınız 1.96 çok geç bir emeklilik olacak. 1.96 ile 56 yaşında emekli oluyorsunuz. 56 yaşı da 2030 yılı.
2030 yılında da önümüzde 15 yıl var. 15 yıl boyunca hiç çalışmazsanız, çalışırsanız da ayda 1 gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün gibi primler ödeyerek SSK'dan sonra, banka zandından sonra SSK'da 1260 güne ulaşmamayı planlayacaksınız. Tamam mı? Evet. SSK'da 1260 günü geçersen bankadan emekli olamam diyorsunuz. O zaman SSK'dan olursunuz. O zaman SSK'dan. Neden banka sandığını tercih ediyorsunuz? Hani bir farkı yok. Hani 13 yıllık bir süreç var orada. Aslında ama bir farkı olmayacak. Yani banka ismini vermenize gerek yok ama bu emekli olmak istediğiniz banka sandığının muzlam sandığı da var mı? Evet, muzlam sandığı da var. Peki bu muzlam sandığa da ayrıldığınız 2011 yılı Aralık ayından sonra prim ödemeye devam ettiniz mi? Yok, oraya prim ödemeye devam etmedim. Peki oradaki primlerinizi size iade ettiler mi? Evet, ettiler. Ama oradan maaş alamayacaksınız zaten. Normal SSK maaş alacaksınız. Anladım. Peki o zaman yani SSK ile banka arasında bir fark yok. Hiç fark yok. Eğer banka muzlam sandığına dışarıdan prim ödemeye devam etseydiniz ki 56 yaşına kadar 2030 yılına kadar devam etmenizi isteyeceklerdi. O zaman hem bankadan hem muzlam sandığından çift emekli maaşı alma imkanınız olacaktı. Şimdi ise muzlam sandıktan primlerinizi geri aldığınızdan ve 2030'a kadar da prim ödemek istemediğinizden SSK'dan emekli alacak maaşla bankadan alacağınız maaş arasında bir fark yok. Anladım. Ben zaten şu 2012 sonrası SSK'lı primlerim de tavana yakın bir kat sayıdan yatıyor. Harika. Peki yani, bu banka sandığındaki primleriniz de tavana yakın mıydı? Tavana yakın değildi ama oraya yani yakın bir seviyedeydi. Çok tavana yakın olmamakla birlikte asgarinin 2-3 katı üstündeydi. Güzel. Şu anda siz SSK'da devam edin. Tavandan devam ediyor musunuz veya tavana yakın? SSK'dan evet, alacağınız maaş da değişmeyeceği için ve tavandan devam edeceğiniz için iyi bir emekli maaşıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na emekli olacaksınız. Anladım. Bunu bu şekilde yapmak daha iyi diyorsunuz. Evet. Ali Bey, bir kısa bir vaktinizi daha alacağım. Tabii dinliyorum ben sizi. Buyurun. Eşim 1979 doğumlu. 01.03.1979 doğumlu. Evet. 2400 gün civarında bir SSK'lı günü var. 2006'da da çocuk doğması nedeniyle işi bıraktı. Tamam. 2006 sonrası da eşim bir 2006'da hamilelik yaşadı. Bir de 2012'de iki de çocuğumuz var. Hı hı. Şimdi biz eşimi dışarıdan SSK yatırarak 3600 güne tamamlayalım ya da çocuk borçlanması yapalım, emekli edelim mi, ne dersiniz? Ama bir soru daha soracağım. Eşinizin ilk sosyal güvenlik başlangıç tarihi? 1998'in 3. ayı. 98 3. ayı 97 sayılır. Bir önceye gelmiş olur. Bu durumda emeklilik yaşı eşinizin 54. 54 yaşında 5975 günle veya 3600 günle 58 yaşında, yani 4 yıl daha geç olarak 3600 yılda emekli olabilir. Eşinizin bu 2006 yılına kadar ödediği 2400 günlük prim yüksek ücretler mi, asgari ücret mi? Yok, asgari ücrettendir Ali Bey. Asgari ücretten midir? Öyleyse evet, benim size tavsiyem 4 yıl fark ediyor Ahmet Bey. Yani evet, 54 ile 58 arasında 4 yıl fark ediyor. Ama ödeyeceğiniz primler çok fazla. Biri 5975 gün, biri 3600 gün. Benim size tavsiyem zaten 2400 günü var. Siz 2006 veya 2012'deki doğumlarınızla borçlanarak 3600 günü tamamlayıp hanımefendiyi 58'de emekli etmeyi planlayın. Ama anladım, doğumlar 2000 yılından sonra olduğu için evet, doğum borçlanmasını ekonomik durumunuza göre günlüğü 13 liradan değil ama günlüğü 84 lira tavandan ödemenizi tavsiye ederim. Bu sonuçları etkileyecektir. Çünkü 2000 yılından sonra yapılan askerlikler, 2000 yılından sonra yapılan doğumlar, 2000 yılından sonra yapılan yurt dışı borçlamalarında asgari ücretten prim ödemek emekli maaşını aşırı düşürür. Ama anladım, tavana yakın prim ödemek, hatta tavandan prim ödemek emekli maaşını bayağı artırır. Anladım Ali Bey. Çok çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey'e. Hemen şöyle bir soru alalım Twitter'dan. Suat Yılmaz der ki annem 1975'ten maliye kaydı var annemin. Hı-hı. Kesintisiz fakat Bağkur kaydı hiç yok. Babamdan kalan maaşı alıyor. Bağkur'dan emekli olabilir mi? İster misiniz? Yani beraber yine tamam, mutlayalım Ali Bey. Tamam. Şimdi 75'te şu, kısaca ben tarihçesi anlatayım Bağkur'u. İzleyicilerimizin tamamı için. Evet. 1971 yılında Bağkur kanunu çıktı. Ve Bağkur ilk defa 1972 yılında prim toplamaya başladı. Fakat vergi mükellefi, şirket ortaklığı, limited şirket ortaklığı gibi olanların, hı hı, canları isterse Bağkur'a prim ödeme durumu vardı. Canları istemezse yoktu. Mecbur değildi. Bir de Ali Bey çok kısa sürede emekli verdi Bağkur. Evet. Öyle değil mi? 5 evet, sene zarfında geriye emekli, doğru 10 yıllı borçlamalar verdi. 5 evet, yıl prim ödeyen 10 yılda borçlanan emekli oldu o yıllar. Evet, kısa bir şey. İkincisi var. 20 Nisan 1982 gün geldiğinde o zaman hükümet dedi ki vergi mükellefleri, şirket esnaflar Bağkur'a gelmiyor. Biz zorunlu tuttuk dedi. 20 Nisan 82 zorunlu Bağkur'un başladığı tarihtir. Sonra 22 Mart 1985 günü
Sadece vergi mükellefler değil, esnaf odasına kayıt olanlar da zorunlu Bağkur'du dedi. Onların miladı da 22 Mart 1985'tir. Böylece zorunluluk 82 veya 85'te başladı. İzleyicimiz 75 yılından beri vergi mükellefi ama Bağkur yok diyor. Hiç yoksa ona söyleyebilirim ki 6 yıldır Bağkur'lu. 1 Ekim 2008 günü. Otomatikman. 1 Ekim 2008 otomatikman oldu. Eğer Suat Bey annesi için sosyal güvenlik kurumuna giderse 1 Ekim 2008'den itibaren Bağkur'lu olduğunu görecektir. Değilse de ifade ederse hemen orada tescil edilen 1 Ekim 2008'den itibaren Bağkur'lu olacak. 6 yıl. Suat Bey'in annesinin emekli olması için Bağkur'a en az 15 tam yıl prim ödemiş olması lazım. Öyleyse 6 yılımız var. Üstüne 9 yıl daha prim ödersek 9 yıl sonra emekli olacak. Bu arada vefat etmiş babasından da annesi dolaylı alıyormuş. Evet. Hiç alakası yok. Hem o aileyi alabilir hem de emekli olabilir. Evet, burada bir şaşırtma olmasın. Hem onu alabilir hem onu alabilir. Evet. Bunun özellikle dul, altını çizelim. Sadece dul kadınlar değil. Dul erkekler de vefat eden eşlerinin maaşını alabilir. Kadın erkek ayrı olmaksızın. Doğru. Kim dulsa ölenin maaşını alma hakkına sahip. Diyor ki Gülçin Hanım, Bağkur imtina davam sürüyor. Bağkur sildirme yaptım. Davayı geri çekeyim mi emeklilik için? Ne dersiniz? Özlem Hanım bari bu kaç davası takip ediyor. Bağkur imtina davalarımız var, evet. Ve kazanılan davalar, kişinin eğer sadece SSK'dan günleri emekli olmaya yetiyorsa Bağkur hizmetleri dikkate alınmadan SSK'dan emekliliği sağlanabiliyor. Bağkur borcu olsa da olmasa da. Evet. Evet, yani Bağkur dikkate alınmıyor ama Bağkur silinmiyor. Evet. Yani Bağkur imtina karıştırılabiliyor. Bağkur imtina davaları sanki Bağkur silinecekmiş gibi düşünüyor müvekkil. Ve bana nasıl borç çıkar Bağkur gibi bir Bağkur sildirme düşünce yapmış Gülçin Hanım. Şimdi ama şimdi yeni çıkan yasadan şöyle söyleyeyim. O ayrı bir. Şimdi bu davayı ne zaman açtı bilmiyorum. Muhtemelen bir, diyelim 2 yıl önce açtığını varsayalım. 2 yıldır davası devam ediyor. Bu zamanda emeklilik talebinde bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu reddetti. Bağkur imtina davası açtı Sosyal Güvenlik Kurumu karşı. Benim SSK'lı günlerim Bağkur olmadan da emekliliğime yetiyor. Benim Bağkur günlerimi dikkate almadan beni emekledin dedi. Şimdi bu davadan vazgeçmesin sakın. Vazgeçerse birikmiş maaşlarını alamayacak. Ancak borç sildirme yaptıysa yeniden emekli talebinde bulunsun, maaşı tekrar başlayacak. Yani borç sildikten sonra başlayacak. Geçmiş dönem için, aylık alması için, birikmiş maaşlar için davaya devam etsin. Devam edecek evet. Gülçin Hanım. Onu da altını çizelim. Mustafa Kısa Kayseri'den arıyor bizi. Emekli bir izleyicimiz. Buyurun Mustafa Bey. İyi günler. İyi günler Mustafa Bey. Ali Bey, bir emeklilik hakkında bir soru soracaktım. Ben 1-1-1960 doğumluyum. Evet. 2004'te birinci ayın bir itibariyle emekli oldum. Evet. Yalnız 5575 2000 öncesi. Evet. Sigorta toplamı. Yani 2000 öncesinde 5075 gün var. 2000 sonrasında kadar var. 5575 gün. 2004'te emekli oldum. Yalnız resmi kurumda, belediyede diyeyim ben. Tekrar 2004'te çalışmaya başladım. Of, yandın. Yandı mı? Şöyle. Yandık, evet. Sosyal destek primi ödedim. Tamam ama 1-1-2005 günü 5335 sayılı yasa çıktı. Onun 30. Evet. maddesi diyor ki kamu kurum ve kuruluşlarında hem emekli maaşı alıp sosyal güvenlik destek primi çalışmak yasaktır. Ya emekli maaşını tercih edecek ya ücretini tercih edecek diyor. Ben onu diyeceğim. 1-1-2005 tarihi itibariyle ben dilekçe verdim. Evet. Tutturdum. Aktif sigortalı. Yani emekli maaşını kestirdin, normal sigorta evet. oldu. Aynen öyle. Tamam. Evet, şimdi ne zamana kadar çalıştım? 2012'nin Mart'ın 15'ine kadar çalıştım. Emekli dilekçesi verdim. Tamam, güzel. Ha, şimdi bana gelen kağıtta şeyde değil, evrakta diyor ki toplam gün sayımız 5825'tir. Oysa ki benim 8256 günüm var. Doğru. Ya yanlış yapmışlar. Ha şimdi ben bunu Kayseri'de Sosyal Sigortalar Kurumu'na gittim. Kimi bana 9000 gün çıkarttı. Bilmem ne, bana doyurucu, açıklayıcı bir bilgi vermediler bana. Senin gün sayın 2005'ten 2012'ye kadar olan dönemdeki 7 yıllık evet. sürede ilave edilerek bu var olan evet. 5575 günün üzerine 2005 ile 2012 arasındaki çalıştığın günler de ilave edilerek yeniden bir emekli maaşı hesaplamak zorunda orası. Anlamadım. Yani yaklaşık 9000 günü falan buluyor. 9000 güne göre seni yeniden emekli maaşı almak zorunda. Şimdi emekli maaşım da benim şöyle diyeyim ben. 2000 kaç gündü? 2000
431 gün eksiğim şeyde benim. Yani eksik günler yapmış. Ona dilekçe verip Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu'na benim eksik günlerimi de dahil ederek yeniden emekli maaşı hesaplayın diye dilekçe de ver. Efendim ben gittim. Gittim ama dosyamı açtılar, baktılar. Evet. Senin şeyinde herhangi bir şey yok dediler. Öyle şey mi olur? Ben... Efendim? Öyle şey olmaz Mustafa Bey. Sen 1 Ocak 2005 gününden emekli olduğun 15 Mart 2012'ye göre geçen dönemdeki 7 yıllık süredeki çalışmaların emekli statüsü değil normal statüde geçtiği için o gün sayın da dahil edilerek senin için yeni bir emekli maaşı hesaplamak zorundalar. Efendim işte ben de ona ben oraya gittiğim halde ben Mustafa Bey gittin. Mustafa Bey bir şey soracağım. Mustafa Bey bir şey soracağım. Emekli Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdım ben. Ne geldi oradan? Dosyanız Kayseri İl Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Evet. Orayla görüşün diye. Kayseri ne dedi? Ben evet Kayseri'ye gittim. Kayseri dediler senin şeyin düzelmiş dediler. Benim efendim dedim benim şey, evraklarımdaki eksik günüm düzeltildi. Bana dedim gerekli açıklamaları yapın. Evet. Gerekli açıklamaları ben orada doğru bir şekilde alamadım. Sonra sosyal güvenlik uzmanı vardı. Oraya gittim. Evet. Sosyal güvenlik uzmanı işte fark etmez dedi. Şey yapsanız da bile 40 lira falan aileğinde oynama olur. Zaten dolgun maaş alıyorum dedi. Şu an benim aldığım maaşta 1750 lira. Şimdi Mustafa Bey bir soru soracağım sana. 2005 ile 2012 arasındaki ücretlerin ortalama kaç asgari ücret civarındaydı? Efendim ben şöyle söyleyeyim. Önümde şeyim. Evet. En son 3121 lira. 2012 brüt maaşın mı? Brüt maaşım evet. Aylık brüt maaşın 3200. Yanlış olmuş. Emekli maaşın eksik senin. Efendim? Sen eksik... O dosyandaki belgeleri bana kargo ile fotokopi yap ama aslı belgeleri gönderme çünkü kaybolur burada. Fotokopi yapıp gönderebilir misin? Evet, evet. Gönder ben burada hesaplayayım senin maaşını. Memnuniyetle gönderirim efendim. Tamam, elindeki belgelerin aslı değil. Fotokopilerini istiyorum. Fotokopilerini bir kargoya ver, buraya gönder. Tamam. Tamam Mustafa Bey. Tamam efendim. Adresinizi... Adres birazdan arkadaşlar size telefonda verirler. Teşekkür ederim efendim. İyi günler dilerim. Dava konusu da olabilir. Olabilir abi. Normal düzelir ama tabii dava konusu olsa. Çekişmeli olursa eğer evet. Dava konusu da çıkabilir. Eksiken. Çünkü şöyle 2005 yılında bir yasa çıkardılar. Eskiden kamu kurumlarında da emekliler sosyal güvenlik destek primi ödeyerek hem emekli maaşını alıp hem de çalıştığı ücreti alma hakkına sahipti. Hı hı. 2005 yılında bir yasa çıkardılar. Emekliler kamu kurumunda işe girerlerse iki tersi bulunacaklar. Ya emekli maaşı ya ücret. O yüzden 2005'ten beri izleyicimiz... Normal çalışan gibi. Emekli maaşı almıyor, normal çalışan gibi. Ama 7 yıllık bu çalıştığı yaklaşık 2500 günü emekli maaşının hesabında dikkate almamışlar. Eski emekli maaşını veriyorlar. He. Yani 2005 yılında kesilen emekli maaşının kesilmeseydi zamlarla hangi rakama gelecekse onu veriyorlar. Ama normalde oturup bilgisayar başında yeni günlerde girerek yeni bir emekli maaşı olmalı lazımdı. Hesapta yanlışlık. Evet. Bu konuyla ilgili çok mağdur olan kişiler oldu. Siz de biliyorsunuz. Evet. Bir, bu... Kendisinin söz ettiği şey yasal düzenleme 5335'e 30. maddeydi, hı hı, yanılmıyorsam. Hı hı. Onunla ilgili çok davalarımız oldu Evren Hanım. Yine beyefendi bildirim yapmış ve emekli maaşını kestirmiş. Ama birçok kişi emekli maaşını kesilmeden kendisine bildirilmedi bu durum. Hı hı. Haberdar edilmediği için emekli maaşları ödenmeye devam etti ve toplu talepler oldu kendilerinden. Birden toplu geri iadeler ve faizlerle karşılaştılar. Ve maalesef 5596. madde diye bir düzenleme var ve o kişileri çok çok mağdur etti. Kusursuz bile olsa toplu paralar geri alındı. Ay, yani bir de borç, evet, çıktılar. Evet. Yani faiz emekli durumda. Maaşlarını sonradan bağlatsalar bile emekli maaş yapılandırma yapıldı. Yapılandırma da bile aylık alınan ya da iki ayda bir alınan para emekli maaşlarından daha çok. Arayıp söylüyorlardı bundan ilgili, evet, konuda. Yine şanslı beyefendi. Telefonumuza geçmeden önce Burcu Demir'in sorusuna bakalım. Hı. Ben Bağkur emeklisiyim. Babam SSK'lı emekli olunca baba maaşım kesildi. Alamaz, evet. Mahkemeye başvursam tekrar alabilir, yok, miyim diyor. İşte aynı şanssızlık. Heh. Babası memur olsaydı, evet. Heh. Babası SSK'lı veya babası Bağkur olanların böyle bir hakkı yok. Memurlarsa. Evet. Hiç başka şekilde, evet, ısrarcı olmasınlar, evet, yani. Yasemin Çamlık Girne'den arayan ev hanımı bir izleyicimiz. Buyurun Yasemin Hanım, hemen, oy, alalım sorunuzu. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler Ali Bey. Buyurun. Doğum tarihim 7-6-1957. Evet. Emekli sandığı hemşire olarak 1-10-1976 giriş. Evet.
İstifa 7-9-1979. Evet. Şimdi Ali Bey, yurt dışında hiç çalışmadan Kıbrıs'ta yaşadım. Çok güzel. Hala da yaşıyorsunuz herhalde. Hala da yaşıyorum. Evet. 6000 güne yakın da günüm var. Kıbrıs'ta yani, var. Kıbrıs'ta 6000 gün. Kıbrıs'ta mı var 6000 gün? Evet. Tamam. Yurt dışı boşlanma olarak. Şimdi Ali Bey, benim sorunum şu. Benim eşim rahatsız, yurt dışına çıkamıyorum bırakıp. Hı hı. Bir senedir evrakla 2-3 seferdir çıkarttım, çıkacağım, çıkamıyorum yurt dışına. Bir kere emekli sandığına başvurdum. Emekli sandığından hani boşlanayım da gitmeden bu işi halledeyim de 115 bin lira geldi. Sakın onu yapma. 115 bin lira ödersin, 1400 lira maaş alırsın. Evet. Ama senin yapacağın şey, Türkiye'ye evet. gel. Birkaç gün SSK'lı çalış. SSK'ya borçlanırsan yaklaşık 7 yıllık 2520 gündür ödeyeceğin para da yaklaşık olarak 32-33 bin liradır. 1300 lira maaş alırsın. Yani peki, bak bir yere vereceksin 118 bin lira 1400 lira. Bir yere vereceksin 32 bin lira 1300 lira. Peki Ali Bey, bu hemşire olarak çalıştığım emekli sandığını yüksekten yatırma şansın falan var mı? Hayır. Zaten yüksekten yatırma diyorum ben sana. Diyeceğim şey şunu bak. 76-79 arasın senin 3 yıl devlet memurluğun var zaten. Evet. SSK'dan emekli olmak için de 10 yıl lazım. 7 yıllık yurt dışı borçlanması yapacaksın. Ama bu borçlanmanın SSK'ya sayılması için Türkiye'ye gelip birkaç gün SSK'lı çalışman gerekiyor. Gelmeden halletme imkanı yok mu? Olmaz. Olmaz. Peki bu maaşı daha yükseğe çıkarma imkanı yok mu? Yüksekten var ama çok yüksek rakam ödersin. O zaman şöyle yapacaksın. Hı. Birincisini söyleyeyim önce sonra. 99 yılından önce Kıbrıs'ta hı. geçen ev hanımlığı sürelerini en düşükten ödeyerek 32 bin lira verip 1300 alacaksın. Ama ben yüksek maaş almak istiyorum diyorsan hı. 2000 yılından sonra geçen Kıbrıs günlerini hı. günlüğüne 84 TL vererek borçlanacaksın. Bu durumda ödeyeceğin para yaklaşık 250 bin TL olur. Hı. Alacağın para da 2000 TL olur. Değmez yani. Attığın hı. taş ürküttüğün kurbağaya değmez. Gerçekten. Yani 3600 günden emekli olun diyorsun. Evet ama tarih seç, unutma bak. Birinci yapacağın şey Türkiye'ye gel birkaç gün çalış. Evet. İkinci yapacağın şey, çalıştıktan sonra yurt dışı borçlanması talep dilekçesi verirsen tarih belirt. 31 Aralık 99 gününden önceki Kıbrıs sürelerini borçlan. Sakın tarih belirtmeden geçme. Onlar 31. o zaman 2015'ten geriye giderler. 1300 yerine 700 lira alırsın. Aynı parayı verirsin, 700 lira alırsın. 31 Aralık 99'dan önceki Kıbrıs'ta geçen sürelerini borçlan. Peki 99 depremden sonra geldim ben. O günüm az orada. Aa, o zaman olmaz. O zaman biraz yüksek ödemen lazım. En azından ödeyeceğin para 100 bini falan bulmalı. Yani 1300 almak için 100 bini bulmalı. Aksi halde 32 bin lira verip 700 lira alırsın. 99'dan önceki günleri borçlanmam gerekiyor. Evet. Çocuk yok mu? Var da 35 yaşında. Hayır, ben onu sormuyorum. Doğum tarihini öğrenmek istiyorum çocuğum. 1980. Öyleyse bir çocuk borçlanması yap 2 yıl. Bak o 99'dan önce. Bir tane mi çocuk var? Bir tane. Tamam. 3 yıl memuriyette vardı. Evet. 80'de doğum yapmışsın. 2 yılda oradan borçlanma hakkın var. 2 yıl. Etti 4 yıl. Geriye kaldı 6 yıl. 6 yılı da mecburen 99'dan sonraki dönem borçlanacaksın. 99'dan. Ama çocuk borçlanmasını mutlaka yap. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Evet. Kıbrıs'a da selam söyleyelim buradan. Selam iletelim. Çok hoş bir yer. Hı? Yani güzel. Çok hoş bir yer. Türkiye'nin işte 15 veya 20 yıl önceki halini yaşıyor. Hı. Sadelik. Daha bakir, evet. Daha güzel. Evet. Artık kardeşimiz biliyorsunuz. Yavruluktan biraz öteye olsun. Geçti. Yeni Cumhurbaşkanı'yla bizim yeni Cumhurbaşkanı'nın arasında bir... Yani o herkes haddini bilsin dedi Erdoğan da. Yani, bilmiyorum, kabul ettik mi bilmiyorum. Kardeşim miyiz, yavrum bilmiyorum. Öyle bir sonradan hala. İşte bakalım ne olacak, minik minik yaklaşıyorlar birbirlerine. Şöyle bir soru var. Evet. 22 Mayıs 2008 tarihinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne taşeron arşiv görevlisi, tıbbi dokümantasyon ve sekreter olarak işe başladı. Hı hı. 2012 Ocak ayında başka bir üniversite hastanesine kadrolu memur olarak sağlık teknikeri atandım. Hı hı. 2010 yılında açılan davada Uludağ Üniversitesi asil işçisi olduğuma ve buna istinaden de 2014 yılında açılan ek tediye davasını kazandım. Hı hı. Daha önce taşeron olarak çalıştığım süreler 5510'dan sonra memur olarak atandığım için kurumun bu süreleri 657-36 maddesine göre saymıyor. Saymaz. Ne yapmam lazım? Sayma ihtimali yok. Çünkü izleyicimiz sağlık... Diyor Mustafa Tatan. Sağlıkla ilgili olarak yani devlet memurunda 7 sınıf var. Hı hı. Bu sınıflardan bir tane sağlık sınıfı. O sınıfta 2012 Ocak ayında 657 tabi devlet memuru olmuş. Bahsettiği 657 sayılı devlet memuru kanunun 36. maddesinin
büyük C bendinin 8. alt bendi gereğince geçmiş yıllarda çalıştıkları sağlıkçı olarak geçseydi, yani arşiv görevlisi olarak geçmeseydi, o zaman 3/2'si sanki devlet memurunda geçmiş gibi derece ve kademe alacaktı. Ama 2012'den önceki özel sektörde taşeron olarak çalıştığı süreler sağlıkçı olarak geçmemiş. Arşiv görevlisi olarak geçmiş. Ama Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi arşiv görevlisi yazmaz da istediği belgede sağlık memuru olarak veya sağlık teknoloji çalıştığı yazarsa bu hakkı var. Bu yani, saatten sonra değiştirme şansı olabilir mi ki? Yani bu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yetkililerine bağlı. Ha. İzleyicimizin Uludağ Üniversitesi'nde geçen sürelerinde çalışan sürelerin sağlık görevlisi olarak geçtiğini yazarsa böyle bir hakkı var. Hmm. Arşiv görevlisi yazarsa böyle bir hakkı yok. Yok. Tamam. Orada yazılanla alakalı. İzmir'e Uzan Hanım, Gürcan Tuzluca serbest meslek yapan bir izleyicimiz bizi arıyor. Buyurun. Alo, kolay gelsin. Teşekkür ederiz Gürcan Bey. Buyurun. Ali Bey, kayınpederimle alakalı bir soru soracağım ama kendisi 15 Ocak 1964 doğumlu. Evet. 21-12-92'de işe başladı. Evet. Yaklaşık 6900 gün var. Evet. Biz şimdi askerlik boşlanması yapmak istiyoruz ama hani 18 ay askerlik yaptı. Bunun tamamının boşlanalım. Bir ay boşlanırsanız 53'ten 52'ye düşüyor. Bir ay mı boşlanırsak? Bir şimdi şöyle. Bir yıl boşlayayım dediler. Şimdi, 53 yaşından emekli olacaksınız diyorlar. Şimdi bakın, askerliği izleyicimiz Aralık 92'de başlamış. Başlangıcını 23 Kasım 92'ye aldırması için bir aylık askerlik boşlanması yetiyor. Bu yaşının 53'e inmesi için şart. Yani bir ay için söylüyorum. Ama 25 yıllık süremiz var. Şimdi siz 92'de girdi dediniz. 23 yıllık süreyi 2017'de dolduruyoruz. 53 evet. yaşı da 2017'de dolduruyoruz. İkisinin aynı anda dolması için 11 aylık askerlik süresi gerekiyor. 11 aylık askerlik süresi. Evet. Hem 25 yıllık süre hem yaşın aynı anda dolması için, yani 15 Ocak'ta 2017 günü emekli olması için 11 ay gerekiyor. Tamam, 11 ay yatırırsak 2017'de ocağında emekli olacak. Doğrudur. Doğrudur. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İkna ederim. Cem Çelik diyor ki 2007'den beri özel bir şirkette çalışıyorum. Yanlışlıkla giriş çıkış yapıldığını söylediler. Kıdem tazminatı değişir mi? Bu yanlışlıkla mıdır sizce? Yanlışlıkladır. Genelde bilgisayar kendi kendine yapar onu. Değil mi? Bilgisayar öyle, kendi kendine işçiyi çıkarır alır, işçiyi çıkarır alır. Kıdem tazminatı yönünden bir sorun yok. Çünkü aynı iş yerine devam ediyor. Ama işveren genelde bu giriş çıkış yaparak vatandaşlarımızı yerse kıdem tazminatı ödemek istemeyebilir. Yerse. Yemezse kıdem tazminatı hakkı. Ama... Hatta yemez... Bir de hizmet tespit davası açarsa... Evet. Yani mahkemeler zaten onun dikkate alıyorlar. Süreklilik olduğu, giriş çıkış kayıtları çok da şey değil. Önemli eğer değil. Süreklilik durumu varsa mahkemeler bu şekilde dikkate almıyor. Yani arada bir atlama kendisi. Ne kadar olmalı ya da hiç mi olmamalı? Yani makul bugün bir tabii ki süre olması gerekiyor. Öyle değil mi Ali Bey? Tabii, aynen. Makul süre olması lazım aradaki boşluk ama... çok kısa bir dönem sonra tekrar giriş yapılmış, sonra tekrar şey falan onlar zaten... tam bir süre olarak kabul ediliyor mahkemeler tarafından. Erkan Tanrıverdi, 1970 doğumluyum. 10 yıl 3 ay özel güvenlik olarak çalıştım. Yıpranma payı hak ediyor muyum? Sigorta girişim 1987 diyor. Var mı özel güvenlikçilerin? Özel güvenlikçilerin yıpranma hakkı yok. Ha. Aynı işi yapan polis ve askerlerin var. Ha. Özel güvenlikçilerin yıpranma hakkı yok. Tamam. O zaman Mustafa Gül'e bakalım. Sorusunu alalım. Hatay'dan arayan esnaf bir izleyicimiz. Buyurun Mustafa Bey. Alo. Buyurun. Ya Rabbi şükür, şükür. Hocam kavuştur ama ya. Geçmiş kanının mübarek olsun. Senin de geçmiş bayramların hepsi mübarek olsun. Vallahi çoktan da o kadar arıyorum arıyorum düşüremiyorum. Bak ama demek ki ısrarcı olursak düşüyor. Vallahi ya, aynen öyle. Tamam bırakmıyorum zaten. Her hafta kaçırmıyorum da neyse. Vakti kimsenin vaktini almam hocam. Eyvallah. Dinliyorum ben seni Mustafa Bey şimdi. Sağ ol. Şimdi ben eşim için arıyorum da. Evet. Eşim bir 10.11 1973 doğumlu. Evet. 1988 yılında orman dişim, fidan dişim işine girmiş. Evet. Ondan sonra işte bu 3 çocuk meselesi ortaya girdi Erol'dan desem. Evet. Şimdi ben bunu emekli yani edebilmem için ne yapmam lazım yani? Şimdi Mustafa Bey birkaç soru ben sorayım. Ben sorayım sen cevapla. 1988'de evet. Orman işine girdi dedin ya. Orada sigortası evet. Yapılmış mı? Evet, sigorta çıkıyor oradan. Oradan 150 gün falan çalışmışsın çıkıyor. Tamam. 150 günden başka SSK'sı Bağkur var mı? Bağkur yok sadece SSK. 150 gün mü sadece? Evet 150 Peki, gün. Peki senin hanımdan kaç çocuğun var?
3 tane Ergen Faruk. Tamam. Bunlar 1988'den sonra mı doğdu? Evet evet, bu şey sigortadan sonra. Tamam. 3 çocuk borçlanacağız ama SSK'dan emekli olmanın birinci şartı oraya en az 10 yıl prim ödemektir. Şimdi sen zaten 150 gün SSK'sı var. Yani yaklaşık 5 ayı var. Üstüne 3 evet. çocuktan da her biri için 2 yıl olmak kaydıyla 6 yıllık doğum borçlaması yapma hakkın var. Geriye kalan yaklaşık 3,5 seneyi de ister SSK'lı çalışarak, ister evden Bağkur'a prim ödeyerek, istersen yine SSK'ya ekmek sigortası yaparak prim ödersen, 3,5 yıl prim ödersen 10 yılda olmuş olacak. Yenge Hanım bu durumda 58 yaşında emekli olur yalnız. Yani 1 Ekim 2031 günü. Bundan 16 yıl sonra. Ama prim ödemeye devam edersen, 88 girişine göre de 5225 günü doldurursan, bu şu demek, o 10 yıldan sonra 5 yıl daha prim ödersen, o zaman 5 yıl sonra emekli olacak. 5 yıl sonra emekli olacak. Evet. Yani şöyle. Ama öyle, şöyle, 5 yıl prim ödersem. Mustafa Bey şöyle anlatayım. Doğumları borçlandık ya. Evet. Üstüne 3,5 yıl daha prim ödersen, prim ödemeyi kesersen 58'de olacak. Ama sen prim ödemeyi kesmez. 5 yıl daha ödersen, yani toplam ödediğin prim 8,5 yıla çıkarsa 8,5 yılı doldurduğu gün emekli olacak. Ha. Bana şöyle dediler hocam. Burada SSK'ya gittim. Evet. Dedi 5 yıl dedi Bağkurlu. Evet. 3 yılda son 3 yılda sigorta çevir. O da olur. O da olur. Emekli olmuyor ama yani bana en kolay yöntemini demek istedim. Yani sizin yani şöyle. Bizim buralarda şimdi fazla böyle bilgi vermiyorlar. Şöyle Mustafa Bey. Yani kısadan kesiyorlar. Mustafa Bey, senin 58'i beklemeden emekli olsun istiyorsan eşin için doğum evet. borçlamalarından başka 8,5 yıl daha prim ödemen lazım. Bu 8,5 yılı ek 5 yapabilirsin. Oradaki memurun dediği gibi 5 yıl isteğe bağlı Bağkur, 3,5 yıl SSK bölebilirsin. Veya 8,5 yıl hep SSK yapabilirsin. Ha. Anladım hocam. Tamam mı? Şimdi bunları ama bunu nasıl, bu maaş durumu nasıl, bunu nasıl ödemem lazım iyi bir maaş alabilmesi için? Eğer hepsini en düşükten ödersen bugünkü rakamlarla 720 TL maaş olacak. Ha, 720 TL. Evet. Şimdi ben ayda Mustafa Bey, ayda eşin için 8,5 yıl boyunca her ay 1500 lira para çıkarabilir misin? Valla 1500 çıkarmam biraz zor olur. Öyleyse en düşükten öde, 720 lira maaş olacak. Bugünkü rakamlarla 720 lira. Şimdi bir soru var. Geldin mi sen hocam? Dinliyorum. Şimdi ben yaşa takılanlardanım. Tamam. İşte sözde bu yılbaşı, sözde bu yıl 2015'te emekli olacaktım. Böyle evet. ara sigorta görevli, sigorta memurlarının lafıyla. Sonra sigortaya gittim. Normal şey yaptım. Yılbaşına dediler 2006. Ocak ayında dediler ben yani Ocak senin Mustafa Bey doğum tarihin nedir? Doğumluyum ben. Doğum tarihin ay ve gün söyler misin bana? Ay ve gün doğum tarihin. Birinci ay 10.1965. Peki ilk SSK başlangıcın ne zaman? 91. 91. Peki askerlik yaptın mı? Yaptım hocam. Onu borçlandın mı? Onu borçlanmadım da ona göre hareketim işte onu şey yapmadı, çıkarmadı bana. Efendim? Onu bana çıkarmadı. 2016'nın Ocak ayında geldiler çevirdi. Sen kısadan kesiyorlar ama bizi baştan savuyorlar. Ama Mustafa Bey bu 91 yılının hangi ayında sigortalı olmuştun? 91'in Ocak ayında olması lazım yine. Yılbaşıydı. Ama o zaman 2016'da olmuyor. 2017 oluyor. 91'in Ocak ayında işe girenler 52 yaşında emekli olurlar. Sen de 52 yaşını 10 Ocak 2017 günü dolduruyorsun. 5 bin küsür günüm var ya. 5 bin küsür günüm var, oluyor. Tamam vardır ama 91 Ocak'ta girenler 52'de olur. 52 yaşını sen 10 Ocak 2017 günü dolduruyorsun. 2016 değil. O zaman askeri borçlanmam gerekiyor. Evet, askerliği borçlanırsan bu önümüzdeki Ocak ayında emekli oluyorsun. Yani o zaman nasıl maaş durumu nasıl olur bizimki? Bir 60-70 lira daha fazla maaş alırsın. Bir yıl erken emekli olursun. Tamam hocam, Allah razı olsun. Sizden de, sizden de. Sağ olun Mustafa Bey bizi aradığınız için. Mehmet Gür, Nezahat Gür için soruyor anladığım kadarıyla. Eşi veya annesi olabilir. Hı hı. İstanbul 01-07-66 doğumlu ev hanımı.
0101-1990'da SSK'lı 161 bin olarak çalıştım. Hı hı. İki çocuk için 1441 gün doğum borçlanması ödedim. Tamam. Daha sonra SSK'lı olarak yine çalıştım. 759 gün. Hı hı. Daha sonra çalışmayı bıraktım ve 2012'den beri 927 gündür ek 5 tarım sigortası yatırıyorum. Hı hı. Şu ana kadar toplam 3288 günüm birikti. Hı hı. Ne zaman emekli olurum diyor. Var olan 3285 gününü ek 5 ile devam edip, hı, 3600 gün sayısına tamamlarsa 58 yaşında emekli oluyor izleyicimiz. Hı hı. Bu da 1 Ocak 2022 güne geliyor. Hı. 7 yıl var. Fakat prim ödemeye devam edip 5375 günü tamamlarsa herhangi bir yaş şartı olmadan 5375 günü doldurduğunda da emekli olur. Tamam. O zaman Çanakkale'ye gidelim bu kez. Gülhan Öz'ün sorusunu alalım. Ev hanımı bir izleyicimiz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim size. Sağ olun. Ali Bey'den bilgilerimi vereyim. Lütfen. 23-5-74 doğumluyum. Evet. 5-6-88 işe girişim. Evet. 930 gün primim var. Evet. 5-8-97, 16-11-2000, 21-8-2013 tarihli 3 tane doğumum var. Tamam. 3 tane doğum yaptın. Güzel. Evet. Evet. Şimdi ben ne şekilde ödeme yapmalıyım ki hani yüksek maaşa sahip olabilirim veya nasıl emekli olabilirim? Şimdi onu bu çocukların doğum tarihini tekrar söyler misin bana yıl olarak? Yıl olarak biri 97, evet, biri 2000, evet, biri de 2013. Tamam. Bu 930 gün SSK'm var dedin, başka bir şey yok değil mi? Yok. Tamam. Şimdi bizim iki şekilde planlamam lazım. Sen genç yaşında birisin, 74 doğumlusun. 3600, evet, günden planlamaya geçelim. Biz 5300'den planlayalım. Bizim, tamam, bir an önce 5300 gün sayısına ulaşmamız lazım. 3 doğum için 2160 gün kazanıyoruz. 930, evet, günde sende vardı zaten. Yaklaşık olarak 4090 günümüz kalıyor. Geriye de yaklaşık 1200 gün primimiz kalıyor. Bu da 3 yıl 2 ay gibi, 3 yıl 3 ay gibi bir şey yapar. Yani bundan sonra bu doğumları borçlandıktan sonra en az 3 yıl 4 ay, 3 yıl 3 ay gibi çalışarak prim ödemen lazım veya isteğe bağlı prim ödemen lazım. Doğumlardan 99 öncesi olan 97'yi en düşükten borçlan. Yani 13 liradan. Tamam mı? 97 en düşük. Evet, 10 düşük. 2000 ile 2013'te yaptığın doğumla 2000 yılında olanı da 4 katından borçlan. Asgari ücretin 4 katından. 4 katı. Evet. Not alıyor musun? Evet, alıyorum. Tamam. 2013'te yaptığın doğumu da 6,5 katından borçlan. 6,5. Evet. Ama burada ödeyeceğin primler biraz yükselecek. Çünkü normalde 2160 gün için 30 bin lira para vermen gerekirken bu hesaplamayla bir 140-150 bin lirayı bulacak. Verebilir misin bu kadar para? Çok zor Ali Bey. Çok mu? Evet. O çok olur. Peki sen ne kadar çıkarabilirsin? Ne kadar ayırdın bunun için? Şimdi o benim emekli olma yaşıma bağlı değil mi? Ben bu kalan 3 seneyi şey yaptığımda 44 yaşında emekli olabiliyor muyum? Oluyorsun işte. Önümüzdeki bu 3 doğumdan sonra 3 yıl 4 ay daha prim ödersen 3 yıl 4 ay sonra emeklisin. Evet, 3 yıl sonra olabilir. Olabilir ama. Peki şimdi bu. Ama şimdi sen yüksek maaş istiyorum dedin Gülen Hanım. Evet. Yüksek maaş için bu doğumlar için vereceğin para yaklaşık 150 bin liraya bulacak. Bu 150 bin liraya bulabilirsin. Tamam. Öyleyse bu 150 bin lira parayı ödedikten sonra önümüzdeki, evet, 3 yıl 3 ayı evden isteğe bağlı Bağkur'la ödeyebilirsin. Ama bak önce doğumları borçlanacaksın. Çünkü doğumların SSK'ya sayılması için SSK'lıyken yani isteğe bağlı Bağkur başlamadan önce dilekçe vermiş olmalısın. Tamam mı? Tamam. Önce doğumları borçlanmam gerekiyor. Evet. Sonra onları, evet, borçlandıktan sonra evden Çanakkale Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'ne isteğe bağlı Bağkur dilekçesi ver. Evet. Onu da her ay 2500 lira ödeyecek şekilde tavandan seçersen, önümüzdeki 3 yıl 4 ay boyunca 2500 lira parayla ödersen, alacağın para yaklaşık olarak 2100-2200 lira olur. Onun haricinde normal bir şekilde veyahut da yaş baz konu alırsak nasıl ama olur? Ama 58'de emekli olacaksın, 74 doğumlusun, çok olacak, 2032'ye giriyor. 17 yıl oluyor o zaman. Peki normalinden ödersem ben bu şey yatıracağım hepsini parayı. Hepsini normalden asgariden gidersen alacağın para 720 lira. 720 lira. Teşekkür ederim. Bir de eşim için dinliyorum, bir soru soracağım Ali Bey. Dinliyorum. 5673 doğumlu. Evet.
1.10.90 işe girişi. Evet. 7500 iş günü var eşimin. Evet. Şu an çalıştığı maaş üzerinden yatıyor. Yüksekten yatıyor yani, asgari ücretten değil. Ne kadar kadar yatıyor o? Yani 3.400 maaşı var eşimin. Yani eline geçen net para mı 3.400 TL? Evet. Tamam. Eline yaklaşık olarak 5.000 TL civarında brütü var demektir. Evet. Evet, var. Evet. Şimdi eşim işi bırakmış bırakmış olsa maaşı düşer mi? Hayır, düşmez. Ha, aynen devam eder yani. Evet, evet, aynen devam eder. Bu verdiğin bilgiler doğru ise eşinin, evet, bugün emekli olsa alacağı para yaklaşık 2.700 lira civarında. Ama emekliliği biliyorsun 52 yaşında olacak. 5 Haziran, evet, 2025, yaklaşık 10 yılı, evet, var. Evet, yaklaşık 10 yıl var. Bunu yaşı geri çekme imkanına sahip olamaz. Yok, şöyle sahip değiliz. Eşin 17 yaşında sigortalı olmuş zaten. Askerliği, evet, borçlusu da durum değişmiyor. O yüzden, evet, bunu öne çekme şansımız yok. Teşekkür ederim. Peki Ali Bey, bir sorum daha olacak. Dinliyorum. Benim çocuklarımın iki tanesi hipermetrop. Evet. 6.5-7 göz numaraları. Bundan SSK'dan bir kazancı olur mu? Tanınmış bir hakları var mı? Şimdi SSK'dan bir şeyleri var demeyeyim de senin için şöyle bir şey çıkabilir. Çocukları ağır engelli sayılanlar, annelerin ödediği primler 4'te 1 artırımlı sayılır. Eğer bu 6.5-7 hipermetropla ağır engelli raporu alabilirseniz devlet hastanesinden, bu durumda senin 3.5 yıl prim ödemene gerek yok. 2 yıl 8 ay prim ödeyerek 2 yıl 8 ay sonra emekli olabilirsin. 2 yıl 8 ay. Yani 4'te 1 erken olacaksın emekliliği. Çocuklardan ben yararlanabilirim, evet, yani. Evet. Doğum boşalmalarını yapacağım yine de. Doğum boşalmalarla alakası yok bunun. Çocuklar için hastaneden ağır engelli raporu alacaksın. Bu raporu, evet, Sosyal Güvenlik Kurumu bilgisayara kaydettireceksin. Ondan sonra isteğe bağlı bakul olacaktın ya sen. 3 yıl 3 ay, evet, gibi. Evet. O 3 yıl 3 ay olmayacak da 2 yıl 7 ay, 2 yıl 8 ay 70 olacak. Tamam, oldu. Teşekkür ederim. İyi, çok sağ olun. Böyle göz bozuklukları için var mı şey? Göz bozukluğu demeyelim. Çocuklar için çocuğu ağır engelli sayılan annelerin ödediği primler hem 4'te 1 artar. Yani 100 gün ödedilse 125 gün sayılır. O 25 günlerde emeklilik yaşından düşer. Böylece diyelim 3.000 güne ulaşmam lazım. Evet. 3.000 güne ulaşmak için benim normalde 100 ay prim ödemem lazım. Hı hı. 100 aya gerek yok. 80 ay prim ödersem beni 100 ay ödemiş sayacak Sosyal Güvenlik Kurumu. Evet, tamam. Bir kazanç sağlıyor anneye, evet, yani bir şekilde. Evet. 4'te 1 niteliğinde, evet, 4'te bir kazanç, evet, sağlıyor. Yavuz Karaca, Iğdır'dan arayan kamu görevlisi bir izleyicimiz. Buyurun, hemen alalım sorunuzu efendim. Ali Bey, iyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz Yavuz Bey, buyurun. Benim iki sorum olacak. Birincisi, ben TSK'da görev yapmaktayken rahatsızlığımdan dolayı askeri hastaneden aldığım bir rapora istinaden SGK adi mahalli olduğuma karar verdi. Evet. Fakat ben bu hakkımı kullanmayıp Silahlı Kuvvetler'den istifa ettim. Başka bir kamu kurumuna açıktan atamayla işe girdim. Tamam, olabilir. Mümkün. Bu size sana bağlıymış tercih. Onu kullanmışsın. Evet. Rahatsızlığım devam ediyor. Ben tekrar bu rapora istinaden adi mahalli olarak emekliliğimi isteyebilir miyim? Yeniden rapor alacaksın. Yeniden adi mahalli, adi mahalli demeyelim de burada. Şimdi şundan söylüyorum. TSK'dan adi mahalli olmakla kamu görevlisi olarak adi memur olmak arasında fark var. Şöyle fark var. Evet. Mesela ben bir subay olsaydım, polis olsaydım, şu parmağımı kaybetseydim, yani tetik parmağını kaybetseydim, benim askerlik görevini yapamaz raporuyla adi mahalli, evet, olma hakkım vardı. Evet. Ama belediyede çalışan bir memurun bu parmağını kaybetmesi onun adi mahalli olmasını sağlamaz. İşte, evet, bu anlamda söylüyorum. Yeniden bu kamu görevlisi nereye gittiysen o görevi yapamaz raporu alırsan, evet, adi mahalli olursun. Ancak yine 5400 kanuna göre mağlul sayılanlar bu mağlulluklarını gerektirmeyen, yani bu mağlulluklara engel olmayacak bir kamu görevlisine geçebilirler. Aynı senin yaptığın gibi. Dilerlerse, evet, eski mağlulluk taleplerini canlandırabilirler de der 5434. Yani ikisini de yapabilirsin yani. Bunu canlandırmak için de tekrar rapor almam gerekiyor, öyle mi Ali? Rapor alama. Bu raporla beraber, bu raporla değil, bir önceki vazgeçtiğim adi mağlulluğu tercih ediyorum demen lazım. Anladım. Tamam mı? Yani o hakkımı o zaman tekrar kullanabileceğim. Doğrudur. Anladım. Çok teşekkür ederim. Bir sorum daha var Ali Bey. Dinliyorum.
Eşim benim özel bankada çalıştı yaklaşık 1-6 yıl boyunca. Evet. Daha sonra istifa etti. Tekrar da özel bir bankada işe girdi. Hı hı. Eski bankaların özel sandıklarına, kendi sandıklarına primleri yaptı. Tamam. Şimdi başka, o bankadan emekli olmayacak. Başka bir bankaya geçti. Tamam. Eski bankadan yatırılan primleri geri alabiliyor muyuz? Hayır. Onu da SSK gibi düşün, Bağkur gibi düşün. İleride emekli olurken bütün banka sandıklarına ödenen primler son emekli olacağı yerde toplanacak. Peki bunun birleştirmesini ne zaman yapmamız gerekiyor? Ne zaman emeklilik günü geldiyse o zaman. Siz şu anda sadece banka sandıklarında, SSK'da, Bağkur'da neredeyse bütün primlerle ilgili bir dosya oluşturun koyun. Ama hizmet birleştirme ancak emeklilik günü emeklilik talebiyle başlar. Bunu neden diyorum? Anladım. Eşinizin bundan sonra devlet memuru olmayacağını tahmin ediyoruz. Garanti verebiliyor evet. muyuz? Hayır. Eşinizin istifa edip şirket kurup Bağkur'lu olmayacağını garanti edebiliyor muyuz? Hayır. Eşinizin Hayır. istifa edip SSK'lı olmayacağını garanti edebiliyor muyuz? Hayır. O yüzden emeklilik zamanı geldiğinde, emeklilik talebi yaptığında son kurum hangisi ise diğerlerinden hizmetleri ister, toplar ve hizmetleri birleştirir. Birleştirmenin manası şu Yavuz Bey. Değişik sosyal güvenlik kurumunda geçen hizmetlere göre bir emekli maaşı hesaplar. Sonra der ki sizden arka planda, ey özel banka, bağladığım bu maaşın %30'unu sen her ay bana göndereceksin der. Birbirleriyle mahsuplaşırlar. Anlatabildim mi? Anladım Ali Bey. Çok teşekkür ben ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Yavuz Bey'e. Hasan Erkan der ki, Eylül 1997'de memuriyete başladım. Eski yasaya göre 2018'de emekli olabiliyorduk. Şimdi yıpranma alıyorum. Ne zaman emekli olurum? Devamı yıpranma. Da var sorunun. Evet. Çok özür dilerim. Birkaç soru üst üste. ayrıca 1999 ve önce memuriyete işe başlayanlar için erken emekli olanağımız olacağımız yasa çıktı mı? İşten 2018'de ayrılırsam... başka işe başlarsam emekli sandığı emekli hakkım oluyor mu? Karışık yine oluyor biraz. Ama yok, karışmadı ama. Heh. Şimdi ne zaman emekli olacağım bunun hesaplama ihtimalim yok. Çünkü bana bu izleyicimizle ilgili 1 Haziran 2002 tarihine kadar olan fiili hizmet zamlarını bilmem lazım. 2 Ayrıca bugüne kadar yani 2015 yılının Mayıs ayındayız. 2015 yılının Mayıs ayına kadar olan tüm fiili hizmet zamlarını bilmem lazım. Bu benim emeklilik yaşına hesaplamama sebep olur. Evet. Ancak diğer sorularına gelince 8 Eylül 99'dan önce işe girmiş bizim kısa adıyla EYT dediğimiz emekli destek alanlar gibi bir yasa çıkmadı. Şu anda seçime giren partilerden bazıları bu vaatlerde bulunuyorlar. Biz bunlarla yeni düzenleme yapacağız diyorlar. Ama düzenleme onlar seçilirse yapılır mı yapılmaz mı bilmiyoruz. Bekleyin. O yüzden izleyicimizin 2018 yılından sonra bir başka yerde devlet memuru olursam emeklilik hakkımı yanar mı sorusuna gelince 3,5 yıldan çok olursa evet yanar. 3,5 yıldan az olursa yanmaz. Ona göre hareket edecek. Evet. Dursun Demirbaş Düzce'den arıyor bizi. Ev Hanım'ı izleyicimiz. Buyurun Dursun Hanım. Alo, iyi günler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Dursun Hanım. Ben Ali Bey'e bir soru soracaktım. Ben babam için aradım. Babam benim... Dinliyorum Dursun Hanım. Dinliyorum Dursun Hanım. 17 doğumlu. Bağkur'dan, Tarım Bağkurundan 448 günü vardı. 2001 yılında bizi emekli yaptılar annemi. Hı-hı. Sonra... Prim yetersizliği yüzünden biz bir sefer maaş aldık, maaşımızı tekrar iade edin dedi. Biz maaşı iade ettik. Sonra benim babamın 60 yıllarında çalışmış SSK primi çıktı. Tamam. 1050 gün, 450 günde SSK Tarım Bağkuru var. Hı hı. Acaba biz maaşı alabilir miyiz, alamaz mıyız tekrar? Alabilirsin. Baban ne zaman vefat etmişti? Babam 88 yılında vefat etti. Aslında bu bilgilerle zaten 88'den beri birikmiş maaşlı olmalıydı. Müracaatınız ne zaman oldu? Biz daha önce 2001 yılında maaş bağlandı. Tekrar biz 2000 1900 pardon heyecanlandım ya. Peki. Normal Dursun Hanım. Biz bizeyiz. Ben size misafir oldum sadece. 9. ayın Eylül'de 2014'te biz müracaat ettik. Tamam. Hala da şu an bekliyoruz. Biz telefonla ulaşabiliyoruz. İnceleme yapıyoruz. Sizin biz bu verdiğiniz bilgilerle annenizin dolaylı alma hakkı var. Ama demin arada 2001 yılında bir aylık aldık, aylık aldık sonra geri aldılar dediniz. 2001 yılı mı evet. o? 2001 evet. yılı mı? Evet. Tamam 2001 yılıysa size 2001 yılından birikmiş yaklaşık 14 yıllık birikmiş maaş vermeler lazım.
Alabilecek miyiz tekrar? Alacaksınız tabii. Bakın 1050 gün SSK'sı var dedin. 450 evet. gün Bağkur'u var dedin. Evet. Şimdi normal şartlarda son kurum Tarım Bağkur. Bize 1800 gün lazım. Ama Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği diyor ki son kurumda 1800 günü dolduramıyorsa, bir önceki kurumda 900 gün aşıyorsa oradan maaş bağlanır diyor. Şimdi anneye Tarım Bağkur'dan değil SSK'dan dul maaşı bağlanacak. Bu da alacağınız dul maaşının Tarım Bağkur'a göre iki kat olması demek. Yaklaşık 900 TL alacak annen ve geriye doğru 11 yıllık da birikmiş alması lazım. Peki bir şey sorabilir miyim? Dinliyorum. Bir de benim eşim vefat etti. Peki bu maaştan ben de yararlanabilir miyim acaba? Eşin ne zaman vefat etti? Eşim 2000 yılında. Peki sen çalışıyor musun? Hayır çalışmıyorum. Eşimin aylığını alıyorum. Kendi emekliliğin yok yani? Hayır yok. Peki bu eşinden gelen maaş ayda kaç para? 980. Şimdi şöyle normalde alma hakkım var ama Bağkur, babası Bağkurlu olanlar için söylüyorum. Senin baban SSK'ya geçecek şimdi. Sen SSK'ya geçtiğin için eşinden mi SSK'dan alıyorsun? Evet eşinden SSK ama yalnız benim babamın son primi Bağkur'dan yürütüyor. Tamam Bağkur'da Dursun Hanım da Bağkur'da 450 gününüz var. Sonra SSK'dan evet. 1050 gün bulmuşsunuz. Toplamı evet. 1500 gün yapıyor. Tarım Bağkur'dan emekli olmak için 1800 güne ihtiyacımız var. 1800 günü doldurmuyor. 1800 günü evet. doldurmadığı için yönetmelik diyor ki 1800 günü dolduramıyorlarsa, bir önceki kurum olan SSK'da 900 günü aşıyorlarsa SSK'dan bağlanacak diyor. Şimdi normalde Bağkur'dan bağlanmış olsaydı senin aylık gelirin de asgari ücretin netinden daha düşük olsaydı sen de alacaktın. Ama şu anda sadece annen aylık 900 lira SSK'dan dul aylığı alacak. Sen alamayacaksın. Tamam, teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz Dursun Hanım'a da. Yılmaz Atak. Kesildi telefon ama uyarıda bulunayım. Dursun Hanım izliyorsa bizi. İzliyor. Sakın Sosyal Güvenlik Kurumu gelin askerlik borçlaması yapın ders yapmasınlar. Ha. Çünkü askerlik borçlaması gel derlerse onu tuzağa düşürmek istiyorlar demektir. Gel hem para ver hem de borçlanmayı şimdi yaptın. Geriye doğru 11 yıllık birikmişi vermeyeceğiz. Bundan sonrasını vereceğiz diyecekler. Ha. O yüzden yapıyorlardır da muhtemelen bunu değil mi? %99. Şimdi Dursun Hanım telefon kesildi ama sizi uyarayım. Sosyal Güvenlik Kurumu gelin askerlik borçlanması yapın. Size öyle maaş vereceğiz derlerse sakın yapmayın. Size çünkü bu halde Bağkur'dan değil SSK'dan dul maaşı bağlanma hakkına sahipsiniz. Öyle değil mi Hezam? Tabii tut ki şey yapmadı geriye yönelik ödeme yapmadı. O zaman dava evet. açarak da alabiliriz. Şöyle bir sıkıntı var. Yılmaz Atak diyor ki Bağkur 6111. maddesi borç yapılandırmasına katıldım. 6111 sayılı torba kanunu evet. Hı. 18 taksitte Bağkur borcumu ödediğim halde bir taksidimin ödenmediği gözüküyor diyor. Hı hı. Ancak ödediğime ait belge de bende. Tamam. Bütün kurumlara gerekli açıklamayı yaptım. Makbuzu da gösterdiğim halde sıkıntımı çözemiyorum. Şimdi ne yapabilirim diyordum. Nasıl oluyor bu iş böyle? Şöyle oluyor. Şimdi bankaya gittiğimizde taksitlendirme ilgili para yatırdığımızda kodu farklı. Normal prim yatırımda kodu farklı. Muhtemelen hı-hı. izleyicimizin parasını alan banka görevlisi taksitlendirme koduyla değil normal prim koduyla o parayı almış. Şimdi hı-hı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili merkezinin o kodu değiştirerek yapılandırma borcuna sayması lazım. Hı-hı. Bu işlem için de yine her yere gitmesine gerek yok. Makbuzundan bir örnekle dilekçe verip kodunu yanlış girdiği için devlet memuru, ilgili memur bunun normal yapılandırma koduna çevirmesini talep ederse bu sorun ortadan kalkar. Ha, iyi daha kolay yani evet. her yere gitmesinden daha evet. kolay bir şey. Ahmet Bal Gaziantep'ten arıyor bizi sevgili izleyicimiz. Tornacı bir izleyicimiz. Buyurun Ahmet Bey alalım hemen sorunuz. Merhabalar iyi yayınlar. Teşekkür ederim buyurun. Ali Bey benim sorum şöyle ben 11.03.1968 olmayayım. Evet. 01.06.1983'te sigorta kurumuna bir kayıt yaptırdım. Tamam. SSK'lı yani oldun ya. Yani. SSK'lı olduk. O zaman sarı bir kimlik verdiler bize. Evet. Şimdi başvurduğunda 01.07.1986 çıkıyor başlangıç tarihi. Yani 83'teki işe giriş için herhangi bir prim ödenmemiş günün yok mu diyorlar? Benim kayıtım 86'da başlıyor. Bundan önce böyle bir şey yok diyorlar. Peki Ahmet Bey, siz tornacı yazıyor mesleğinizde. Evet. Siz bu 83 yılında çıraklık eğitim merkezine falan mı kaydoldunuz? Yok, hayır. Ben düz lise mezunuyum. O zaman bir gıda toplantısı yanında çalışıyordum. Tamam, öyleyse muhtemelen evet. durum şudur. Sizin ya iki tane sigorta numaranız var. Biri 83'te alınmış, evet. biri 86'da alınmış.
Bu sorunu böyle çözebiliriz. İkincisi, tek numaranız varsa 1683 için size işe giriş bildirgesi verip işverence prim ödenmediyse, yani belge verilmediyse 83 için bir günlük hizmet tespit davası açarak 47 yaşında emekli olma hakkına sahipsiniz. Sizin şu anda kaç gününüz var? 6000 gün. Tamam. 11.368 doğmuşsunuz. Sizin 11 Mart 2015 günü, yani geçtiğimiz 2 ay önce SSK'dan emeklilik hakkınız doldu. Emeklilik talep formu verdiniz mi? Vermedim. Şimdi benim sorunum şu. Şimdi kuruma gittiğim zaman o kimliğe bakıyorlar. Bu zamanında elden yazılmış, hatalı yazılmış, bizde 83 gözükmüyor gibi şeylerle, biliyorsunuz kurumu yani. Biliyorum ama Ahmet Bey, bu programda defalarca söylüyorum. Devletle, devlet kurumlarıyla ağızla konuşulmaz. Yazıyla konuşulur. Benim sana şimdi tek tek tavsiyem şu: emekli olmak istiyorsan eğer. İstiyor musun? Tabii ki. Tabii. Tamam. Sosyal, şu anda çalışıyor musun bir yerde? Çalışıyorum. Tamam. İşveren diyorsun ki ben emekli olacağım. Benim işten çıkış işlemi yap diyorsun. İşten çıkış işlemi yapılınca Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip resmi adı tahsis talep beyan taahhüt formu olan, halk arasında emeklilik talep formu olarak geçen formu doldur. Hiç kimseyle konuşma. Formu doldur. Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne veya o kime bağlısın oraya ver. Sonra sana ya emekli edecekler, 83'ü bulacaklar, emekli edecekler. Ahmet Bey, emekli oldun, maaşın bu diyecekler. Ya da şöyle bir yazı gelecek: Ahmet Bey, 1683'te işe girmiş gözüküyorsun ama orada primin yok, o yüzden bu emeklilik talebini reddettik diyecekler. Reddedince de reddedilen emeklilik talebinin kabulüyle ilgili iş mahkemesinde dava açtığında bu davayı muhtemelen %99 kazanırsın. Kazanınca da birikmiş tüm maaşlarını alırsın. Peki Ali Bey, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Bir soru daha sorabilir miyim? Dinliyorum tabii, ne demek? Ya bulmuş ya. Buyurun. Şimdi ben 20 yıldan beri aynı firmada çalışıyorum aşağı yukarı. Tamam. Zaman içinde az önce de konuşması geçti. Bize giriş çıkış yaptılar. Evet. Benim kızım ölmez herhalde. Şimdi hiçbir şey ölmez. 20 yıldan beri aynı firmada çalışıyorsun. Araya başka firmalar girdi mi çalışma halinde? İlk 5. yılından sonra 1,5 yıl başka bir firmada çalıştım. Tamam, ona geç. O 1,5 yıldan sonra kaç yıl geçti? 15 yıl aşağı yukarı. Tamam, öyleyse 15 yıllık birikmiş kıdem tazminat hakkım var. Yani yıllık iznimi nasıl alabilirim? Bir de yani kullanmadığın yıllık izinler varsa onlar da alma hakkına sahipsin. Dilersen o yıllık izin konusunda Özlem size bilgi versin. Çünkü yıllık izinde de işten ayrılış tarihine itibaren 5 yıl içinde talep edilirse, kullanmadığın ne kadar yıllık izin günü varsa o kadar yıllık izin parası alma hakkına sahipsin. Sen yıllık izin kaç gün kullanıyorsun yılda? İşte şimdi benim sorunum var. Ben her yıl kullanıyorum yıllık iznimi. Yalnız bana 14 gün veriyorlar. Bu son yıl için 26 gün verdiler. Son diğer yıllar hep 14 gün verdiler. Evet, diğer bütün yıllar 14 gün kullandım. Eksik kalan süreleri talep edebilir. Dediğiniz gibi zaman aşımı süresi var, ona dikkat edilir. Bu hak düşürücü süre var daha orada. 5 evet, yıllık bir hak düşürücü var. Evet. Süre var, ona dikkat edilerek talep edilebilir toplu olarak. Evet. Faiz de istenebilir eğer ödenmemesi durumunda bu şekilde. Yani Ahmet Bey, sizin şu anda o iş yerinden 15 yıllık kıdem talimatı alacağınız var. Son brüt ücretiniz neyse 15'te çarparak bunu alacaksınız. İlaveten kullanmadığınız yıllık izin günleri kaç günse o günleri de yine bu son işveren size ödemek zorunda. Ödemez ise 5 yıl içinde dava ederseniz yıllık izin paralarınızı da alırsınız. Peki. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Sağ olun. İyi geldin. Ya burada yıllık izinlerin en önemlisi, çoğu yanılıyor. 5 yıllık zaman aşımı süresiyle gidiyorlar. Geriye doğru 5 yıl alır zannediyorlar. Ama geriye doğru 5 yıl değil. Geriye doğru. Evet, ileri doğru 5 yıl olarak. 5 yıl içinde dava açmaları gerekiyor. Evet. Zaman aşımı genelde fazla mesai de 5 yıl. Onu karıştırıyorlar genelde. 5 yıllık zaman aşımında en fazla 5 yıl geriye veriyorlar. Bu tip davalar için geçerli herhalde değil mi sadece? İşçi ücret alacaklarıyla ilgili davalarda. Devam edenler için peki? Benim örneğin bir davam var ve 5,5 yıldır sürüyor. Ne yapacağım bilemiyorum. Kelin ilacı olsa başına sürerim. Şöyle kilitlendik kaldık. Şu an 7 yıl 8 yıl süren de var ama mutlaka bir yargıtayın dönüş falan olmuştur. Yani daha hakim değişikliği olmuş olabilir. Bilir kişi değişikliği, hakim değişikliği falan. Biraz sizin şanssızlığınız da olmuş yani. Hani. Evet, oldu. Her zaman öyle olmuyor ama. Şanslı işte, annesinden kız olarak doğmuş. Şanslı. Neden? Şimdi neden şanslı oldum? Ben kadınları şanslı görüyorum. Ya yapmayın. Erkekler bu şanslı. Bu toplumda mı? Evet. Bizim toplumda. Evet. Her durumda denemez ama Ali Bey.
Yani genel sizin olarak, şanslı olduğunuz genel çok olarak, yani erkeklerin şanslı olduğu çok mutlu. Bunu başka bir uzun yayınla masaya yatıralım bence. Ahmet, Deniz Ahmet diyor ki, Hollanda'da 1969 doğumluyum. Tarihi 1989 ve 1990 yılı askerlik yaptım. Hı-hı. 1992 yılından beri Hollanda'da kalıyorum. Nasıl ve ne zaman emekli olurum demek istemiş anladığım kadarıyla, evet. Sanırım 92'den önce Türkiye'de hiç sosyal güvencesi yok Ahmet Bey'in. Öyle anladım. Çok genel bir soru sormuş. Öyle anladım. Hı-hı. Eğer bu bilgi doğruysa oradan gidelim. 92 yılındaki Hollanda'daki işe giriş tarihi, Türkiye içinde işe giriş tarihi. Hı-hı. Ama yurt dışı borçlaması yapmak kaydıyla. Şimdi 92 yılında Türkiye'de işe giriş yok ama Hollanda'da olduğu için izleyicimiz 53 yaşında emekli olma hakkına sahip. Yani hı, 2022 yılında. Şu anda kendisine herhangi bir şey yapmasını tavsiye etmem. 52 yaşına geldiğinde Türkiye'ye gelip Hollanda'da geçen sürelerini yurt dışı borçlanmasıyla borçlanıp, hı hı, emekli olma hakkına sahip. Ama dilerse izleyicimiz, yine 92 girişine göre söylüyorum, askerlik borçlanması yaparak da bu emeklilik yaşını bir yaş öne alabilir. Bir ay? Bir yıl. Bir yaş öne alabilir. Tamamdır. O zaman az önce bu konuyla ilgili bir şey geçti. 99 öncesi sürelerin borçlanılmasıyla, evet, ilgili. Onu Ali Bey zaten belirtti. 99 öncesi süreleri belirtmek gerekiyor talep formunda kesinlikle. Mahkemelerde talep ediyoruz fakat tahsis talep formunda işaretlenmese dahi kabul etmiyorlar. Mahkeme kararıyla işaretlenmesi gerekiyor. İrade beyanında bulunulması gerekli şeklinde. Yani mahkemeler dahi kabul etmiyor. Yani benim maalesef haftalardır yaptığımız bu programda şunu anladım ben. Vatandaşlar hiçbir eksik olmadan her şeyi bilerek çok ve doğru zorlayarak, evet, yapmak durumundalar. Kendileri ama öğrenmeleri gerekiyor. Yanlış da yapabilir, faiz de vermeyebilir, işte kendine göre kanun değiştirip düzenleyebilir falan. Böyle bir şey mi çıkıyor, evet, yani? Evet, aynen öyle. Çok iyi tespit de etmişsiniz maalesef. Kendimizi yırtalım. Anayasaya aykırı, kanunlara aykırı ama. Devlet diyoruz ama demokrasi işaret koyalım. Hukuk devleti işaret koyalım. Evet, koyalım peki. Nuray Çetinkaya, Niğde'den arayan bir ev hanımı izleyicimiz. Buyurun Nuray Hanım. Merhaba Ali Bey. Merhaba efendim, buyurun. 3 aydır sizi arıyorum, şükür kavuşturana. Şükür şükür, buyurun Nuray Hanım. Ben 12-11-1963 doğumluyum. Evet. 01-05-96 sigorta başlangıcı. Evet. 3 sene çalışmışlığım var. Başka yok. Ben sigorta müdürlüğüne gittim Ali Bey. Orada, evet, 7 sene ödeyeceksiniz dediler ama esas bilgiyi sizden almak istiyorum. Peki. Doğumun var mı Nuray Hanım? Doğumum 88'de, bir tane. O zaman şöyle. İki seçeneğimiz var. Bizim emekli olmamız için A şıkkı, evet, 5825 günlük primimiz olmalı ki 52 yaşında olalım. Evet. Siz 52'yi doldurmuşsunuz ama 5825 gün yok. B, evet, 3600 günü doldurursak 58 yaşında emekli olabiliriz. Yani 13 Kasım 2021 günü emekli olmak için sizin var olan priminizi 3600 güne tamamlayacak kadar prim ödemeniz lazım. Yani bir an önce SSK'lı işe gireceksiniz ve 10 yıl prim, 10 yıllık dolduracak kadar prim ödeyeceğiz. Bana da Ali Bey 7 sene demişlerdi sigorta müdürlüğünde. Ama 10 yıldan önce emekli olamayız. 3 ayım var diyorsun. 3 sene sigortam var. 3 tamam, sene çıktı orada. Ama bana 3 ay dedin. 3 sene varsa 7 yılda ödeyeceksin. Yok 3 sene. Tamam. 10 yıla tamamlayacak kadar. Yani 3 yılın varsa 7 yılda ödeyeceksin. Ha. Yani doğumun olsaydı bunları borçlanırdık ama 96'dan sonra doğumun olmadığı için 7, evet, sene bil fiil prim ödeyerek toplam prim ödeme gün sayısını 10 tam yıla, yani 3600 güne çıkarırsak 58 yaşında 12 Kasım 2021 günü emekli olabiliriz. Evet. Şey Ali Bey, hiç yatıramadığımı düşünün. O zaman ileride hiçbir şansım yok mu ya? Yok. Hiç yatıramıyorum. O zaman 58 yaşına geldiğinde ödediğin 3 yıllık primleri geri alma hakkın var. Faizi olmadığı için bir paket sigara alırız. Evet. Ben fidancılık kursuna gittim Ali Bey bir de. Evet. Orada da hiç orada sigorta olunmuyor dediler. Sadece dediler sağlık sigortası oluyor dediler. Evet, iş kazası meslek hastalığıyla sağlık sigortası yaparlar o çıraklık veya staj döneminde. Sigortaya sayılmıyor yani. Sayılmıyor. Hiç yurt dışı var mı Nuray Hanım? Yok yok, hiçbir, sadece 3 sene ödenmişliğim var. Şu anda da eşim emekli Ali Bey, ödeyemiyoruz. Mümkün değil ödememiz. Peki Nuray Hanım, niye 3 seneden sonra devam etmediniz prim ödemeye? Ya o Ali Bey, hayatım İstanbul'da başladı, Adana'da gitti, kasabada çıktı yani. Olmadı işte. Yani ama başka yolumuz yok. Bir yerde çalışamıyorum. Ama bir yerde çalışma şu anda. Biz 7 yıl daha ödeyeceğiz ya. Bu 7, evet, yılın
3,5 yılını isteğe bağlı evden ödeyebilirsin. Geri kalan 3,5 yılını yine evden ek 5 ile ödeyebilirsin. Ama 3,5 yıl işte şey çok, sigorta para çok yani ödememiz... 400 lira civarında herhalde. 400 lira. Evet. Zaten eşim alıyor 900 lira kirada oturuyoruz, bu malum işte. O zaman Nuray Hanım işe gireceğiz. Hem para kazanacağız, evet. Hem primimiz ödenecek. İşte onu da işte sizden esas dedim, benim hani 7 sene doğru mu? Sizden bütün önün için aradım. Doğru, 7 sene doğru. Evet. Tamam. Emekli olmak için en az 10 yıl prim şart. Evet, size çok teşekkür ederim. Bence de Nuray Hanım. Allah razı olsun. Sizin gibi insanları başımızdan eksik etmesin. Hepimizi Nuray Hanım, hepimizi. Hadi kolay gelsin, eyvallah, çok sağ olun. Ne güzel dualar etti. Yalnız 900 lira emekli maaşı, evleri de kira. Evet. Çok zor gerçekten. Onca yıl çalışmış emekli onuna göre sonuçta işi. Ama diyorlar biliyorsun, emekliler 908'e geçinir diyorlar. Geçinmez diye bir şey yok dediler. Doğru diyorlardı. Güzel, geçinemez dediler. 1000 lira olsa 1000 lira harcar, 2000 lira 2000 harcar diyorlar. Ama nasıl geçinir? Ama yani evet. Ama işte bak o, bunu diyen İnsanca kişi... İnsanca yaşama şartları kaç yaşındaydı? Var. Bunu diyen kişi aylık 23.000 TL alıyordu. Sordular 800 lirayla geçinir mi de? Geçinir tabii, niye geçinmesin dedi. Elbette ki geçinir ama nasıl geçinir? Şimdi mecliste de biliyorsunuz, meclistekilere yeni yeni ekler geldi geçtiğimiz hafta yine. Harika şeyler geldi. Milletvekilleri zaten normalde 2 yıl milletvekili yaptıklarında, en az 2 yıl ve erkekse 25 yıl, kadınsa 20 yıl dolduklarında milletvekili maaş alırlar. 8500 TL'dir. Ancak yeni kanunla şu oldu. Milletvekilliğinden emekli olmamış, prim günü eksik olanlar için meclis onlar adına, hani Nuray Hanım ben nasıl prim atacağım diye soruyordu ya. Evet. Meclis onlar adına 4 yıl daha prim ödeyecek onlar için. Evet, kapatacak yani. Kimin kasasından? Benim cebimden, sizin cebimden. Peki Nuray Hanım kasasını kim ödeyecek? Artık herhalde onlar bu arada düşünürler. 900 lira maaş alıyormuş ya Nuray Hanım. Emeklilerden de vergi almıyoruz diyorlar. Nuray Hanım o parayı saklamadığına göre, pirinç, bulgur, tereyağı, yağ, ekmek aldığına göre orada KDV ödemiyor mu? Cep telefonu kullanıp, telefon kullanıp ÖTV ödemiyor mu? Zaten oralara girersek çıkamayız. O 900 liranın en az 150 lirası vergi. Yalak geri gidiyor devlet yine. 5 dakikamız kalmış. Yine çabuk bitti süremiz. Ahmet Özkan, İstanbul'un arayan işçi bir izleyicimiz. Buyurun hemen sorunuzu alalım Ahmet Bey. İyi günler. İyi günler ben Ahmet. Ben %50 özürlü raporum var. Vergi indirim belgen var mı Ahmet? Evet var abi. Tamam. 1978 doğumluyum. Evet. Aralık tamam. ayında. Tamam. 2001, 28 Mart'ta da işe girişim var. Evet. Ne zaman emekli olabilirim? Şimdi 2001'in hangi ayı dedin? Mart ayında, Mart 28. Peki kaç günün var? Şu anda 5000 güne yakın. Tamam, 19 yıl ve 4240 ile emekli olacağız. 19 yılı da 2020 yılında dolduruyoruz. 2020'de mi emekli olacağım? Evet, 2020 değil Mart ayında. Bir de size bir şey soracağım. Dediğim gibi siz SSK'nız devam ederse emekli olduğunuzda maaşınız az olacak, prim ödenirse. Şu anda asgari ücretten mi bildiriyorsun? Efendim abi? Asgari ücretten mi bildiriyorsun? Hayır, aldığım maaşa göre ödeniyor. Ne kadar maaş alıyorsun peki? Net 1240 lira alıyorum. Bu bir üstü 1800-1900 lira gelir. Seninki de düşüyor Ahmet. Benimki de mi düşüyor? Düşüyor, evet. Ben özürlü olduğum için kimse de beni SSK'sız çalıştırmaz. Şimdi hem çalışıp hem de emekli maaşım az olursa nasıl olacak? Yani düşüyor ama yapacak. Bunun bu çözümü şöyle olabilir. İşverenle konuşup bu 1800 lira brütü ayda 8 güne indirme ihtimali olur mu? 30 gün değil de 8 gün bildirebilir mi? İşte o zaman eşim var, çocuklarım var. Onların sağlık şeyi nasıl fark olacak? Fark etmiyor ki Ahmet. 8 günde bildirse sağlık var. Bildirir mi? 8 gün, 30 günde bildirse sağlık var. Sağlıkta değişen bir şey yok. Onu konuşmam lazım. Sen şimdi işverenle şunu konuşuyorsun. Ey işveren diyorsun. Bak beni 1800 lira brütle 30 gün bildiriyorsun. Bunu yapma. Hı. 1800 gün brütle beni 8 gün bildir. Eksik gün sebep olarak da burası önemli. Kod 7 puantaj kaydı yaz diyorsun. Tamam. Kod 7 puantaj. Hı hı. Kod 7 dışında bir kayıt yaparsa sen geri kalan 22 günlük sağlık primi ödemek zorunda kalırsın. Ya, kod 7 yazarsa hem sağlık primi ödemeyeceksin, hem emekli maaşın artacak, hem de sen ve eşin çocukların sağlıktan yararlanacaksınız. Ben zaten o şeydi ya, hem çalışıyoruz hem engelli olduğumuz için, çalıştığımız için devletten sosyal yardımlardan faydalanmıyoruz. Doğru. Ondan sonra primimiz de fazla. Ben daha hayatımda 35 yaşındayım. Hiç 1 lira devletten sosyal sakatlık maaşı diye hiçbir şey almadım. Bizi ödüllendireceklerine daha... Maaşlarımızı da emekli olduğumuzda az verecek. Aynen öyle. Ben bilmiyorum. Biz bu kafayla Avrupa Birliği'ne değil de insanlık birliğine biraz zor gireriz. Ahmet biliyorsun bizim çalışanlar için Çin istiyoruz.
işverenler ve siyasetler için Avrupa Birliği'ni istiyoruz. Birisi oraya gidiyor, birisi oraya gidiyor. Ya biz giremezdik ya. Ben hiç hat hayal. İnşallah oraya götürecek bir trene bineriz. Ve o trenin de iyi bir lokomotif olur. Lokomotif olur, bizi götürür oraya. Hayır, zaten şey olur. Yani zaten engelli olarak çalışıyoruz. Devlete bir ağırlığımız, yükümlülüğümüz yok. Bir de kalkıp yani bizi aslında ben ayrıcalık istemiyorum. Normal insanlar da aynı şekilde koymak olabilir. Ya, pozitif ayrımcılık olmalı. Özürlü ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık mutlaka olmalı. Sizi eve kapatmayacak, evet, sosyal hayatın içinde olmanızı temin edecek ve sizi ya ailenize muhtaç etmeyecek bir düzenlemeler olmalı. Size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Biz çalışıyoruz. Ben becerikli olduğum için, makineci olduğum için çalışıyorum. Eğer normal şartlarda var ya, belki devlet yasa çıkaramasa Türkiye'deki işverenler engelliler iş yerinin önüne geçmeye bile bırakmazlar yani. Haklısın Ahmet. Vakıflı olduğumuz için. Haklısın. En azından dile getirmiş olduk Ahmet sayende. Oldu, sağ olun, teşekkürler. Sağ olun, eyvallah. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz elbette. Son bir dakikamız. Demiş ki bir izleyicimiz, annemin mağlulen emekliliğini iptal ettiler. Engelli emekliliği başvurusu yapabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Böyle bir şey bir olabilir mi? Yani şöyle, mağlul yani emeklilere 2 yılda, 3 yılda bir kontrol numarasını çağırabilirler. O kontrol numarasını çağırdıklarında iyileştiğini görürlerse, özellikle yani yüzde olayı. Evet, kanser hastalarında bu oluyor. O zaman mağlulen emekliliği kesiliyor. Tabii ki özürlü emekliliğine müracaat edebilir. Tabii %40'tan fazla rapor alabilecek. Çünkü mağlulen emekliliği için %60 lazım. Özürlü için %40 yeterli. Tabii diğer şartlar, gün primede bir gün şartlı oluyorsa %40 da olur. Yalnız Ali Bey, bazen raporlarda sürekli mağluliyet durumu olmasına rağmen tekrardan muayene alıyorlar ve emekli aylıklarını, mağluluk aylıklarını kesiyorlar. Doğru. Bunda bu da dava olması gerekiyor. Yani bu davayla yine onu devam ettiremeyiz ama eğer izleyicimizin bir rapor alma şansı yoksa, Özlem'in dediği gibi süreklidir ibaresi varsa davayla da... Buna da dikkat ederse eğer... Mağluluk aylığı şartlarını devam ettirebilir. Şu soru dikkatimi çekti. Artık son hala bir dakikamız. Yabancı uyruklu bir kadın ve bir çocuğu var. Kadın eşinden dolayı SGK yardımlarından faydalanabiliyor ama çocuk TC vatandaşı olmadığı için faydalanamıyor. Çocuğun sağlık yardımlarından yararlanması için Ali Bey ne tavsiye genel eder demiş. Genel sağlık sigortası prim borcu. Çocuk 18 ödüyor. Yaşından küçük şu an. Olsun, 18 küçük olsa da yabancı uyruklu olduğu için ve Türkiye'de ikamet ettiği için bir yıldan çok ikamet ediyorsa yalnız, bir yıldan çoksa ediyorsa zorunlu genel sağlık sigortası prim ödeyerek ödemek zorunda zaten yabancı uyruklu olarak ve sağlık yardımı almadığı için. Her ay ödeyeceği prim yalnız 250 lira. Şu bizim hani zorunlu olan... Evet. İşsiz evlat vergisi. İşsiz evlat vergisi. Şimdi bunlar... İşsiz yabancı vergisi bu da. Duruma göre isim değiştiriyor ama para ödeniyor yani. Bir değişiklik yok. En yüksek primden değerlendiriliyor. Bunda gelir testi yok. Yabancılar için gelir testi yok. Direkt 250 lira. En yüksekten değerlendiriliyor. Anne ama TC vatandaşı. Olsun. Anne TC vatandaşı, diğer TC vatandaşı değil. Ama Türkiye'de ikamet ediyor. Bir yıldan çok ikamet süresi aşmışsa zorunlu. Bir yıldan azsa isterse öder. Tamamdır. O zaman Alptekin Bağlan'ın sorusuyla da bugünkü programımızı bitirmiş oluyoruz. Yine süremiz doldu. Yine bitirdik. Birazdan kağıtları fışırdatacağız. Gelecek hafta saatler 16 onu gösterdiğinde Ali Tezel ile Sade Vatandaş da karşınızda olacağız. Yine hocamız sorularınızı yanıtlayacak. Biz Twitter'dan konuya ilişkin sorularınızı seçmeye çalışacağız. Ona yönelteceğiz yine. Sayın Özlem Vardar'a da bizimle birikimlerini paylaştığı için paylaşması için birlikteydik. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Konuşma fırsatı biz teşekkür ederiz. O zaman anas mı aldık diyelim. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Haftaya görüşmek üzere sevgili seyirciler. Ben de toplayayım bir dakika. Hoşçakalın.